Evet. Curriculum, syllabus ve material konularını birlikte ele alacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 2019'a kadar sadece bir tane soru gelirdi. O da sadece syllabus'tan gelirdi. Materyalle ilgili soruyu görmüyorduk. Çeşitli sorularda görmüyorduk. Sadece bir tane geliyordu. Fakat 2019-2020'de 63, 64, 65, 66. sorular. Hatta şöyle söyleyeyim. 63-64 syllabus sorusu olacak. 65 ve 66 da material adaptation ya da materyalle ilgili genel yorum sorusu olarak gelecek kesinlikle. Yani 4 tane soru gelecek. Çok önemli o yüzden. Kısa sürede bitireceğiz. İçerik olarak çok yoğun değil. Ama bakın soru potansiyeli çok yüksek bir konu yapacağız bugün. O anlamda önem vermemiz gereken bir konu. Bunu söyledikten sonra hızlıca başlayalım. Evet, curriculum nedir, syllabus nedir, farkları nedir? Bunlarla başlayacağız. Şimdi Noonan'ın tanımı var burada ve çıkmış sorulardan ilki aynısıdır. Hiç kelimesini bile değiştirmeden ÖABT'de aynı bu tanım çıktı. Tıpatıp hiç değiştirmemiş. Ki bunu hep söylüyoruz ya zaten böyle belli başlı ELT kaynaklarından tanım sorusu aldığını hep söylüyoruz. Şöyle yapmış sadece curriculum'u silmiş, boşluk bırakmış, syllabus'ı da aynı şekilde tanımını almış, hiçbir kelimeyi değiştirmeden sormuş. Ne diyor curriculum için? It's a very general concept. Eğer siz general concept görürseniz zaten bir kere curriculum'a gideceksiniz. Which involves consideration of the whole complex of philosophical, social and administrative factors. Bir educational programde içindeki felsefesi yani ben bu eğitimi hangi felsefeyle, hangi assumptionlarla, hangi teorilerle bu programı hazırlıyorum? Social anlamda, administration anlamında, administratorların da işin içine dahil olduğu kısmına curriculum diyoruz. Mesela burada şu örneği verebiliriz. MEB'in bir müfredatı var mı? Bir curriculum'u var mı? Kesinlikle var. Bütün Türkiye'de MEB okullarında İngilizcenin öğretimiyle ilgili bir curriculum'a sahip. Yani bütün derslerle ilgili tabii var. Genel bir eğitimle ilgili müfredatı var. Ve burada baktığınızda social ya da administrative derken aslında emin olun Erdoğan'ın bile payı var. Yani onun bile fikri, bu dili nasıl öğretmeliyiz, ne amaçla öğretilmeli, bu bile eğitim felsefesine aslında etki eden bir unsurdur. Daha genel bir kavram, çok fazla kişinin de içinde olduğu bir program. Bu anlamda needs analysis önemli olacaktır curriculum belirlerken. Needs analysis şu ana kadar hiç çıkmadı. Onun da çıkma ihtimali vardır bence. Hemen şuraya not alalım. Slide'larda yok bu arada needs analysis. Ama needs analysis çok önemlidir curriculum belirlemede. Şimdi şöyle de bir terim var. Hatta onu da burada şu anda adını zikredelim. Şimdi ben bir curriculum hazırlayacağım. Üniversitede örneğin hazırlık programı yani bir course program hazırlayacağım. Ve bunu hazırlarken tabii curriculum oluşturmak istiyorum. Bu arada birçok üniversitenin curriculum'u yoktur bile. Bizim de bu sene ilk defa curriculum'umuz oldu. Düşünün yıllardır course program yürütüyoruz ama curriculum'umuz yoktu. Bu yıl ilk defa bir curriculum department kuruldu akreditasyon sürecinde olduğumuz için. İşte objektifler yazılıyor, öğretmenlerle konuşuluyor. Ona göre testing birimiyle, materyal birimiyle hep birlikte çalışılıyor. Ve okulun felsefesine göre tabii ki bu curriculum belirleniyor. Şimdi burada önemli bir şey soracağım. Mesela biz okulumuzun curriculum'unu hazırlarken sadece hazırlık programı olarak bakamayız olaya. Çünkü biz bir üniversiteyiz. Bu öğrenciler nereye gidiyor? Fakültelere gidiyorlar, değil mi? O zaman fakültelerin ihtiyaçları, rektörün ihtiyaçları, yani rektör ne istiyor? Fakültedeki hocalar ne bekliyor? Biz onlara öğrenci gönderiyoruz çünkü. Öğretmenler, öğrenciler, curriculum'da öğrencilerin de hani they need to have a say, değil mi? Onların da bir sözü olmalı, söz hakkı olmalı aslında mükemmel curriculum'da kesinlikle onların da fikri alınmalı. Genelde tabii ki Türkiye'de böyle şeyler yapılmıyor. Peki bütün bu kişiler, hatta velilerin bile söz hakkı olabilir. Bütün bu kişilerin söz hakkı olmalı diyorsak, bütün bu kişilere biz ne diyoruz tek tek? Bir acaba duymuşluğunuz olabilir mi?
Özellikle çalışan hocalarımız belki duymuşlardır. Eğitimlerde çok geçer bu kelimenin adı. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Elini taşın altına koymak. Herkes elini taşın altına koysun. Yani fakültedeki hoca da fikrini söylesin. O da bu oluşumun içinde yer alsın. Hocam, Türkçe'de paydaşlar deniliyor ama. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Tamam, ne Bir demek şey istedin? taker'da. Ne taker? Güzel. Ha, risk taker değil. Ama çok benzer bir kelime. Risk taker gibi düşünün. Ama zaten evet, paydaş dediğiniz için ne demek istediğimi çok iyi anladınız. O zaman İngilizcesi gelmeyecek demek ki. Hemen yazalım buraya. Stakeholders. Burada bizim için önemli kelimeler olabilir. Demek ki needs analysis yapmalıyız. Yani nasıl bir programa ihtiyacımız var, nasıl bir curriculum'a ihtiyacımız var ve bu noktada da bütün stakeholder'ların fikri alınmalı. Bunu da needs analysis yaparak elde edebiliriz. Peki, şimdi devam edelim. Richards and Platt'ten de alalım tanım. Dediğim gibi ÖSYM çünkü bu tarz tanımlara önem veriyor. The educational purpose of the program, the content teaching procedures and learning experience which will be necessary to achieve this purpose. Yani benim bir amacım var bu programı belirlerken, bir hazırlık programının örneğini oluşturuyorum. Ve the ends olarak gördüğüm çıktılar var. Buna ulaşmak için hangi prosedürleri uygulamam gerekir? Learning experience nasıl olacak öğrenciler, öğretmenler açısından? Assessment nasıl olacak? Bu hedeflere ulaşıldı mı, ulaşılamadı mı? Tabii ki paralel gitmesi gerekir hedeflerimizle, o philosophical assumptionlarımızla birlikte. Başka bir tanıma daha bakalım. All the learning which is planned and guided by the school, whether it's carried on in groups or individually, inside or outside the school. Şimdi bakın, tabii ki curriculum, extra curricular activities, yine slaytlarda olmayan bir tanım. Curricular activities belki böyle bir şey gelebilir. Ne yapıyoruz? Sınıf dışında da curriculum'un içine dahil edebilirsiniz ya da extra curricular activities şeklinde sınıf dışında. Mesela bizde ayrı bir birim var bunun için bizim okulumuzda. Independent Learning Center diye. Orası extra curricular activities uyguluyor. Ne bileyim işte bir cooking contest düzenliyor, işte Scrabble turnuvası düzenliyor, öğrencileri sinemaya götürüyor, film günleri düzenliyor falan filan gibi extra curricular activities olabiliyor. Bir de şöyle bir tanım var, yine slaytlarda olmadığı için, yani bunlar biraz daha sohbet havasında olduğu için söylüyorum ama ola ki çıkarsa diye yine de bahsetmiş olalım. Hidden curriculum diye bir şey var bir de. Hidden curriculum ne olabilir sizce? Adı bu, nasıl bir şey çağrıştırıyor size? Hidden curriculum. Belki de Türkçe derslerde görmüşsünüzdür. Örtük program mı hocam? Yavuz Hocam mı konuştu? Hocam ben Hakan. Hakan Hocam. Buyurun Hakan Hocam. Hocam örtük program mı hocam? Yani resmiyete dökülmemiş. Sınıf ortamında kendiliğinden gelişen mi? Sınıf ortamında olabilir, sınıf dışında da görebilir miyiz etkilerini? Evet. Evet hocam, informal şeklinde. Örnek acaba verebilir miyiz? Hocam nasıl diyeyim? Yani herhangi mesela sınıf ortamında işte bir hocamız ders anlattığında konuyu anlatın. Mesela hiç programda geçmeyen herhangi bir kelimeyi yani hocamız yani intentional bir şekilde anlatmasa bile onu bizim hani öğrenmemiz diyebilirim. Tamam, güzel, çok Herhangi bir kelime teşekkürler. olabilir. Çok Rica ederim. teşekkür ederim. Sevda Hocam ve Berçem Hocam'dan da alalım. Sevda Hocam, buyurun. Hocam mesela koridorlarda genelde son zamanlarda yapılan bir şeyler var. Böyle padişahların şeyi olur, tabloları olur veya herhangi İngilizce sözler falan oluyor. Bu zamanlarda kendi okullarımda gördüğüm yazarların hayatları falan kapılara asılıyor. Bunlar mesela hidden curriculum'a dahil olan şeyler. Yani çocuk aslında orada birebir öğretmeyi veya bir şey bir bilgi vermeyi amaçlamıyoruz. Ancak teneffüste veya herhangi bir şekilde çıktığında en azından gözü değsin, bir aşinalık oluşsun. Bunun dışında hocanın tutumları falan olur. Bunlar da hidden curriculum'a dahil olan şeyler olabilir. Çok doğru, çok güzel. Çok teşekkürler. Berçem Hocam. Ben de bütün hocalarıma katılıyorum. Ekstra aklıma şey geldi. Son zamanlarda devlet okullarında özellikle merdivenlere böyle İngilizce kelimeler yazıyorlar ya, işte renkleri, hayvanları. Onlar geldi aklıma. Ek olarak bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Quotation'lar olabiliyor. Yazarların quotation'ları oluyor bazen. Evet, çok teşekkürler. Bir hocamız daha vardı ama o elini indirdi sanıyorum.
Berivan Hocam buyurun. Benim geliyor musun? Evet şu anda geliyor. Hı-hı. Evet buyurun. Hocam hepsine katılıyorum hocaların hepsine katılıyorum ama şey ek olarak ben de norm ve belief dediğimiz şeyleri yansıtıyorlar aslında. Yani bir duvarları... de söyleyebilir misiniz Berivan Hocam ben hiç duyamadım da. Hocam normlar ve değerlerimizle alakalı çocuklara idrak ettirilmesi gereken şeyleri aslında unintended şeklinde kurguluyorlar. Hı-hı. Evet çok güzel. Bir hocamız da aslında benzer bir şey söylemişti. Öğretmenin tutumu bile aslında bu anlamda etkili olabilir demişti. Çok teşekkürler. Meryem Hocam. Hocam her zaman olumlaşmak zorunda bir değil. Bazen olumsuz davranışları da öğretebiliyoruz. Öğretmenin tutumu bu anlamda önemli. Bir de mesela bazı kantinlerde falan birbirini itekleyen çocuklar mesela hidden curriculum diyebiliriz. O alışkanlığı kazanıyorlar. Ya da istemediğimiz davranışlar da olabilir yani. Evet çok güzel harika çok teşekkürler. Ben bunu Bilkent'te çok güzel gördüm. Yani hidden curriculum'u Bilkent'te çok yaşadım yüksek lisansım sırasında. Biliyorsunuz ayrı bir dünya orası Türkiye'de değil. Yani ben Hacettepe mezunuyum. Üniversitede okumamışım dedim Bilkent'i görene kadar. Kendi üniversitemle zaten hiç kıyaslamıyorum. duymasınlar. Ama orada mesela sigara içmekle ilgili. Yani curriculum'un içine dair olan bir şey değil. Ama inanın hiç kimse o kuralları aşmıyor. Ve her sene daraltırlar ki önümüzdeki sene sanıyorum tamamen non-smoking campus'e dönüşecek. Hiçbir şekilde hiçbir yerde içilmeyecek. Elif Hocam olsa hayatta orada okumazdı. Hocam yapamazdım herhalde. Evet. Ve yani mesela orada böyle küçük küçük alanlar çiziliyor. O alanların içine hapsediliyor öğrenciler. Ve müthiş bir alan işte havuz kenarı falan herkes rahat rahat çayını kahvesini içiyor ama sigara içmek isteyenler orada böyle küçücük bir alana hapsedilmiş. Yani etrafında bir duvar bir şey yok. Ama dışlanıyorlar orada. Mesela bunu örnek verebiliriz. Ya da trafik kurallarına uymak, yayaya saygı. Mesela Türkiye'de siz yaya olarak hayatınızı korumak zorundasınız arabalara karşı. Ama Bilkent'te hiçbir yaya, bilmiyorum Bilkent'te lisans okuyan hocamız da var mı? Onlar da bilirler. Yani Bilkent'te yaya sağına soluna bakmaz karşıdan karşıya geçerken. Çünkü araba bakmalı. Ve her yerde şu yazar. Bilkent'te araba kullanıyor olmak yayaların size sunmuş olduğu bir ayrıcalıktır. Yani yaya size izin verdiği için siz burada araba kullanıyorsunuz gibi. Mesela bakın bunlar da benim orada özellikle gördüğüm örnekler diyebiliriz. Sizin örneklerinize bayıldım. O zaman Hidden Curriculum'u da bu şekilde konuşmuş olduk. Dikkat et bak burnuna sokarım o el olsa. Mikrofonlarımız açık kalmış olabilir mi? mikrofonlarımızı. Ablamla kavga ediyoruz hocam. Gerçekten. Komik. Kimin burnuna ne sokuyor? Yükselsin gülebilir miyiz? Tam da Hidden Curriculum'dan bahsetmekten. Tamam. Hayati tehlike yok değil mi? Hocalarım. Peki. O zaman devam edelim. Yok hocam. Diyor da. Tamam. Burnunu da bir şey sokmadı değil mi ablanız? Yok iyi durumda. Tamam. O zaman devam edelim. Syllabus dediğimizde de aslında syllabus öğretmen için bir yol haritası gibi. Değil mi? Bir guidebook gibi olabilir. Simply an outline ya da timeline of a particular course. İşte biz diyelim ki bu hazırlık programımızı, hazırlık kursumuzu devam ettireceğiz. Ne yapacağız? Bir syllabus ortaya çıkarıyoruz ve syllabus'ı öğretmene veriyoruz sene başında. Öğretmen biliyor. Demek ki bu hafta bu işlenecek. İşte şu assignment'lar var, bu task'lar verilecek. Ondan sonra şu zamanlarda sınav zamanıymış. Hedeflerimiz nelermiş? İşte gibi bunların hepsi syllabus'ın içinde öğretmenin elinde olduğunda tabii ki öğretmen için çok güzel yol gösterici bir harita olmuş oluyor. It's essentially a list gibi bir şey diyebilirsiniz. Bunlar hep keyword olacağı için üstünde duruyorum. Bir outline, timeline
Bakın bunları keyword olarak işaretleyelim. Bir list olduğunu söyleyelim. Ve bu list bize neleri veriyor? Bütün o course içinde öğretilecek, yapılacak olan aktivitelerin, learning experience'ın ana hatlarını çizmiş oluyor. Yani it refers to the actions that take place in a class and realization of curricular beliefs. Şuraya da alalım. Yani curriculum'da belirlemiş olduğum bütün o theoretical assumptionlar, backgroundlar, o social, administrative faktörlerin hepsinin uygulamada ne halde olacağıyla ilgili bize step by step bir outline sunmuş oluyor. Curriculum is for a course, syllabus is for a subject. Curriculum supersets, zaten general concept olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla syllabus, curriculum'un subsetidir, onun uygulaması gibidir. Şunları da konuşmuştuk, geçiyorum. Şimdi burada eğer slaytların çıktısını aldıysanız sizde shapes of syllabus olması gerekiyor. Onu syllabusların arkasına aldım. Önce syllabus tiplerini görelim, sonra shape'e bakalım diye. Daha mantıklı geldi. Şimdi types of syllabus, kesinlikle buradan da soru çıkma ihtimali çok yüksek. Çok dikkat edelim. Analytic ve synthetic, hatta ben şöyle bir soru bekliyorum. Daha önce curriculum ve syllabus'ı nasıl tanım olarak verdi? Sadece curriculum syllabus kısmını boşluk bıraktı. Aynı şeyi synthetic ve analytic için yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü genel tutuyor. Bu arada şimdi kaç senelik bir sınav? 8 yıllık bir sınav oldu değil mi? Sizce Functional Notional Syllabus'ı kaç kere sormuştur 8 yılda? Hiç sormadı galiba değil mi? Sordu mu? Sordu. Hocam 2 ya da 3 kere falan olması lazım. Var mı arttıran? Daha fazla da olabilir. 8. 5. 5 hocam. 5. Arkadaşlar 5 yıl arka arkaya. Ve 5 yıl arka arkaya aynı kelimelerle sordu. Şaka gibi değil mi? Yani zaten 8 yıllık bir sınav. Bu kadar syllabus tipi var. Arka arkaya bir de ara vererek de değil. 5 yıl boyunca sorulara geldiğimizde göstereceğim. Aynı cümleyle, aynı kelimelerle tekrar tekrar sordu. Bunu sürekli olarak söylüyorum şu açıdan. Bir, sınavdan korkmayın. Hep aynı şeyleri soruyorlar. Çıkan sorulara ağırlık verin, tekrar tekrar çıkıyor. Hep benzerleri çıkmaya devam edecek. Bu anlamda synthetic syllabus çıktı. Demek ki synthetic syllabus'la ilgili ya da analytic syllabus'la ilgili genel bir soru yine gelecek. Bu yıl ya da önümüzdeki yıl. Şimdi dediğim gibi ben karşılaştırmalı olarak sorabileceklerini düşünüyorum. Güzel de bir soru olur. Şöyle bir kodlama yapıyorum. Çok da yanıltıcı olmak istemiyorum ama synthetic ve product oriented'de ben şöyle diyorum genellikle. Sentetik ürün, bakın product, synthetic ve product. Sentetik ürünleri almayı tercih eder misiniz? Mesela çocuğunuza sentetik ürün mü almak istersiniz, pamuklu ürün mü almak istersiniz? Tabii ki pamuklu almak istersiniz değil mi? Sağlığı için faydalı olsun diye. Şimdi bunu niye böyle bir örnek verdim? Kodlayın diye. Synthetic product. Sentetik ürün. Genellikle tercih ettiğimiz mi? Değil. Ha, tükaka. Asla olmaz mı? Hayır. Zaten sentetik olmayan bir şey yok hayatta. Şu anda istediğiniz kadar pamuklu almaya çalışın. Her şeyin içinde sentetik var. Bakın bunları hep aslında syllabus'a yormaya çalışıyorum. Sintetik'i de uyguluyorsunuz. İster istemez zaten syllabus'larınızın içine alıyorsunuz. Tamamen analitik yapacağım diye bir şey mümkün değil. Ama yakın dönem metotların syllabus tiplerine baktığımızda sentetik ürün olanlar değil de daha çok analitik, process oriented olanları tercih ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi %100 sadece analitik process de yapamayabiliriz ki gelinen nokta o diyor ki yani ikisinin anlamlı bir şekilde kombinasyonu olmalı diyor. Şimdi synthetic ve product'la ilgili bunu söylediğime göre şöyle bir yaklaşım. Bir kere bottom up ve top down daha önce çıktı ve tekrar tekrar çıkacak. Yani teaching skills'da çıkacak, syllabus'da çıkacak. Kesinlikle sormaya devam edecekler. Bizim için önemli. Bottom up mı sizce dil eğitimini daha iyi anlatır? Yoksa top down mu dil eğitimine daha uygun bir yaklaşımdır? Elif hocam? Bence bottom up hocam. Hı,
Neden? Çünkü yani bu mantıkla bakarsak taptan biraz sintetik kalıyor. Çocuğa biz bir şeyleri veriyoruz diye öyle düşünüyorum. Değiştirmek ister misiniz fikrinizi? Hayır hocam, hala bottom up diyorum. Güzel. Fikrimin arkasındayım. Tamam, peki. Meryem hocam. El kalkanlar var hocam. 3 kişi. Berivan hocam. Evet evet, gördüm. Meryem hocamdan başlıyorum. Hocam bence taptan daha mantıklı. Çünkü siz kapı sergisiniz demeyeceğim. Genelden parçaya ulaşmak daha güzel ve daha kolay bence. Geneli bilirsem parçaya daha rahat ulaşırım. Ana fikirden yola çıkarak. Ama yani bir parçadan bütüne ulaşmam birazcık daha zor gibi. Yani. Çok teşekkürler. Zeki hocam? Hocam bence de taptan daha iyi. Çünkü bütünü bilirse küçük parçalara daha kolay odaklanır bence. Peki, çok teşekkür ederim. Hepsine katılıyorum bu arada. Sevda hocam el kaldırmıştı. Tekrar indirdi mi acaba? Yok hocam, bendim ama Meryem Hoca ile aynı şeyleri söyleyecek. Ha, tamam, peki anladım. Peki o zaman şimdi amacımız Elif Hoca'yı ikna etmek. Şimdi bu hocalarımızın söyledikleri çok mantıklıydı. Birazcık fikriniz değişti mi bilmiyorum ama devam edelim. Şimdi top down dediğimizde, şimdi biz bunu skills konusunda da göreceğiz ama bu arada kesinlikle sadece top down yapmak lazım. Sadece bottom up gibi bir şey zaten söz konusu değil. Yine aynı noktaya geliyoruz. İkisinin kombinasyonu olmalı. Yeri gelir tabii ki bottom up yapmanız gerekir. Ama dil dediğimiz şey Elif hocam, küçük küçük discrete parçalar mıdır yoksa dil bir bütün müdür? Bir bütündür hocam ama ben çocuğun keşfetmesi açısından bottom up demiştim. Yani yanlış oldu biraz sanırım. Şimdi tamam güzel, eğer dil bütündür diyorsak holistik bir yaklaşımımız varsa dile karşı ve entegre olması gerektiğini söylüyorsak, hatta eminim şunu yine Türkçe derslerinizde görmüşsünüzdür, Gestalt psikolojisi diye bir şey var. Ve deriz ki mesela parçaların birleşimi bütünü oluşturmaz deriz. Çok da mantıklıdır. Yani mesela dil açısından bakarsak, bir derste sadece listening yaptım. Bir derste sadece pronunciation çalıştırdım. Minimal pair çalıştırdım mesela. İşte sadece pronunciation şimdi düşünseniz. Sadece bir gün minimal pair çalıştırdım. Bir gün phoneme selection yaptım. Bir gün işte ayrı bir phonics teaching yaptım falan filan. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimde 3 hafta boyunca pronunciation yaptım. İşte suprasegmentalları yaptım. Bütün bunların birleşimi dildeki pronunciation'la ilgili yapılabilecek her şeyi verebilir mi? Veremez. Ya da işte bir gün listening yaptım, bir gün speaking yaptım, bir gün writing yaptım, bir gün grammar yaptım, bir gün vocabulary yaptım. Bunların hepsini birleştirdiğimde yine o bütünü elde edemiyorum. Çünkü dil aslında kendi, yani hepsi birlikteyken bir anlam ifade ediyor. Yani şu an şu söylediğim şeyler, şu konuşmam bile bir bütün. Siz bunları tek tek ayırt ediyor musunuz? Hayır, genel anlamına bakıyorsunuz. Berivan hocam? Hocam aklıma şey geldi. Mesela bir bardak kırdık diyelim ki. Sonra işte bizim için çok değerli oluyor aslında. Yeniden inşa etmek istiyoruz. Parçalarını birleştiriyoruz ama aslında o bütün gibi olmuyor. Yine cezbedemiyor seni. Ben ona benzettim. Yani öyle söyleyince. Güzel. Kesinlikle çok doğru. Hasret hocam? Hocam ben de bir ekleme yapmak istiyordum da. Buyurun. Şimdi hani bu söyledikleriniz aslında günümüz yapılandırmacılık anlayışıyla da tamamen uyumlu bir şey değil mi? Hani ilk aslında sentetik dediğimiz o olayda bence geleneksel yaklaşımla çok bağlantılı gibi geldi. Yani böyle bir çıkarımda bulundum. Öyle bir ekleme yapmak istedim. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Daha gelenekselci olduğu için yeni yakın dönem metotların analytic syllabus kullandığını zaten söyleyebiliriz. Çok doğru. Teşekkür ederim. Peki o zaman demek ki synthetic product oriented olanlar bottom up olarak görüyor. Kelime kelime bakıyor, işte discrete parçalardan bütüne doğru gitmeye çalışıyor, sentence olarak bakıyor ki slide'a dönelim bakalım. Bakın, structural syllabus. Mesela şimdi structural syllabus'ta örneğin GTM'i örnek verelim. GTM'de anlam mı önemli yoksa daha çok gramatik yapılar, kelimeler mi önemli? Tabii ki. Gramer. Önemli, yapılar daha önemli. İşte kelimelere de yine ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. Ne kadar isolated olsa da, context dışında olsa da.
Fakat şöyle düşünün, task-based'de bakın hemen kıyaslayalım, analytic process'te. Task-based'de meaning mi önemli, form mu önemli demiştik. Meaning'in daha önemli olduğunu problem öncüsüydü. Ve diyordu ki orada hatta eleştirilme sebeplerinden bir tanesi neydi? Gramer bazen eksik kalabilir, form eksik kalabiliyor. Çünkü problem diyordu ki task-based'de asıl amaç öğrenci, the students should focus on meaning rather than the form diyordu. O yüzden bakın top down deyince aklınıza hep şu gelsin. Top down'da öğrencinin ben her şeyi kullanmasını istiyorum. Her şeyi kullanmasını istiyorum derken şu. Kafasının içinde hayatla ilgili ne varsa. Bakın sadece dille ilgili demiyorum. Hayatla ilgili bütün bildikleri, bütün experience'larını kullanmasını istiyorum. Top down böyle bir yaklaşımdır. Holistik olduğu için yani örneğin siz bir listening parçası yaptıracaksınız. Top down bir yaklaşımla oradaki tek tek sesleri çalıştırmazsınız. Minimal pair gibi şeyler yaptırmazsınız mesela. Ne yaparsınız? Orada dersiniz ki dinletirsiniz bir kere. Sizce bu insanlar neredeler diye sorarsınız. Ne yapacak çocuk? O duyduğu seslerden, hatta hep şu örneği veririm. Mesela bir listening parçası var. Çatal bıçak sesleri geliyor. Bardak, cheers sesleri geliyor mesela. Hiç ama restoranda olduklarıyla ilgili bir şey söylenmiyor. Ve sonra öğretmen soruyor. Sizce bu kişiler nerede? Bu parça nerede geçiyor? Ve çocuk diyor ki bence bu bir restoranda ya da kafede. Neden? Çünkü işte çatal bıçak sesleri duydum. Ne bileyim şapur şupur sesler duydum falan filan diyebilir. Ne yaptı bakın? Skimatasını kullandı. Top down skimatayı kullanmayı gerektiriyor. Tamam. Ve bakın yine analitik olanlar, proses olanlar, task based, skill based olanlar, content based olanlar hep bir topik üzerinden, öğrenci ihtiyaçlarına göre daha meaning bazlıdır diyebiliriz. Peki şimdi devam ediyorum. Umuyorum olmuştur bu bottom up ve top down kısmı. Şimdi synthetic product oriented'da neleri görüyoruz? Structural syllabus, lexical syllabus, functional notional syllabus ve situational syllabus. Bakın functional notional da burada. Yani communicative approach'ta evet. Gördüğümüz functional notional da burada. Fakat şunu söyleyebilir miyiz? Biz functional notional syllabus için communicative approach'ta accuracy de çok önemli demiş miydik? Gramere de önem veriyor muyduk? Explicit teaching yapıyor muyduk? Yapıyorduk. O yüzden bunun da burada olması şaşırtıcı değil. Evet. Analytic process oriented top down'da ise skill based görüyoruz, task based görüyoruz, topic based ya da theme based ya da content based görebilirsiniz. Buraya hatta şunları da ekleyebiliriz. İsterseniz notlarınıza da alabilirsiniz. Procedural syllabus'ı genre based de alabiliriz buraya. Devam ediyorum. Şimdi benim dediğim şöyle bir sorudan ben bahsediyorum. Gelmesini beklediğim soru şu. Burayı boşluk bırakacak ve şurayı şöyle boşluk bırakacak ve böyle bir soru soracak diye düşünüyorum. Product oriented olanlar biraz aslında çok konuştuk. Hemen bir hızlıca geçelim. They focus on things learned at the end of the learning process. Outcome'lara bakıyor. Sonuca bakıyor. Product'a bakıyor. Ne oldu? Hedefim vardı onu oldu mu olmadı mı diye bakıyor. Prosesten ziyade. Process oriented'de ise öğrenme sürecine bakıyor. Öğrencinin gelişimine bakıyor. Neredeydi, ne oldu? O experience'ı, nasıl bir experience kazandı? Ve ikisinin bir combination'ı olması gerektiği söyleniyor demiştik. Bu da çok mantıklı tabii ki. Çünkü illaki synthetic product oriented, tükaka asla bunu yapmayız da diyemezsiniz. Tabii ki yani kitaplara bakın. Şimdiki kendi öğrencinizdeki kitaplara bakın. Gerçi onlar biraz daha eski oluyor ama şu an yeni kitapları okutan öğretmenlerimiz de bilirler. İçinde hepsi var. Yani grammatical, structural da var. Task based de var. Clue'da var. Hepsini içine dahil ediyorlar materyallerinde. Dolayısıyla bir syllabus da buna uygun gitmeli. Synthetic Product Oriented Syllabus da syllabi'de biliyorsunuz çoğulu. Bakın önemli keyword. Discrete linguistic items one at a time. Lütfen buranın altını çizelim. Tamam. Synthetic Product çıktı. Tekrar çıkabilir. Functional Notional 5 kez çıktıysa bu da tekrar çıkabilir. Discrete linguistic items for presentation one at a time. Target language'ı parçalara bölüyor. Holistik olarak yaklaşmıyor.
Different parts of language are taught separately and step by step. Ve çıkmış soruda şöyle demişti. Yavaş yavaş, step by step bu linguistik itemleri verir. Bunların yavaş yavaş akümüle ederek bütüne ulaşmasını ister. Yani bottom up, step by step küçük parçalardan büyüğe gitmesini bekliyor. Ve bakın, analitiğin tersine burada limited sample of language veriyoruz öğrenciye ve bunu hep öğretmen belirliyor. Öğretmenin kararıyla belirlenmiş from simple to complex sample of language'e maruz bırakılıyor öğrenciler. İşte örneğin hemen sintetikte ne dedik? Grammatical, structural bir syllabus'ı düşünün. Net ne olur? Present simple ile başlar mesela, verb to be ile başlar. Passive ile başlar mı? Mümkün değil. Kesinlikle belirlenmiş bir sıralama vardır. The language mastered, that is mastered in one unit of learning is added. Bakın, burası çok önemli. Bunu ÖSYM nasıl söyledi? Accumulated dedi bunun için. Added up demedi de accumulated dedi. Yani bir ünitede bir şey olması lazım. Onu bitireceğim ki bir sonrakine geçebileyim. Tek 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 üst üste koyarak bütüne doğru gitmesini istiyorum öğrencilerin. Yine demiştim, Numan'ın tanımını daha önce sordu. Tekrar böyle bir soru sorabilir. Yine oradan alır büyük ihtimalle. Product oriented syllabuses are those in which the focus is on the knowledge and skills which learners should gain as a result of instruction. Bakın burayı lütfen 10 yıldız yapın. Çünkü daha önceki sorusunda Numan'ın tanımını aldı. Ve yine bunu sorabileceğini düşünüyorum. Yine onun tanımını alma ihtimali yüksek. Demek neymiş? Öğrencilerin knowledge'ına ve skill'larına bakıyor. Ama prosesteki skill'larına bakmıyor. Sonuca bakıyor. Product olarak knowledge ve skill'e bakıyor. Outcome'lara çünkü önem veriyor. Bakın yine bir şey daha söylemek istiyorum. At the end of a learning process. Şu prosesi görünce lütfen analitik'e düşmeyin. Sakın. Çeldirici vermiyor çok ÖSYM ama lütfen şuradaki prosese aldanıp da analitik'e sakın gitmeyin. Çünkü bakın burada ne diyor? Focuses on things learned at the end of a learning process diyor. Proses boyunca gelişimlerinden bahsetmiyoruz. Sonundaki çıktıya bakıyoruz. Lütfen orada aldanmayalım. Mesela işte grammatical bir structure veriyorsunuz. Bu oldu mu olmadı mı diye test ediyor olabilirsiniz. Hatta burada assessment ve evaluation'a bir gönderme yapabiliriz. Testing konusuna geçmeden. Daha çok sintetikte evaluate etmeye çalışıyorum. Bir karar vermeye çalışıyorum. Bir judgment vermeye çalışıyorum. Analytic'te ise, process'te ise daha çok assess etmeye çalışıyorum. O gelişimini gözlemlemeye çalışıyorum. Analytic process bakın yine önemli. Treat language holistically. Tamam. O yüzden top down zaten. No explicit language foci. Foci hangi kelimenin çoğulu? Focus. Hı-hı. Evet. Explicit bir language focus'ı yoktur. Çünkü orada hatırlayın biz hep metotlarda da konuşurken content-based instruction'dan bahsettik. Mesela participatory approach'dan bahsettik örneğin. Burada ne demiştik? Öğrenci ihtiyaçlarına göre. Task-based de öyle. Oradaki language üzerine çalışmam neydi? Bakıyorum ne ihtiyaç doğduysa orada emerge eden linguistik ihtiyaca yönelik çalışma yapabiliyordum. Ve tekrar söylüyoruz bakın burası çok önemli, learning process, önemli olan burada process. Muhakkak zaten şöyle soracaktır, %100 process kelimesini verecektir ama biraz önce söylediğim şeye dikkat edin lütfen ve şıkta da analytic verecektir. Yani process oriented demez de cevap analytic çıkacak ve içinde muhakkak process kelimesi geçecektir sorunun. Ve bakın purposes önemli dedik ya, öğrencinin ihtiyacına göre. O yüzden purpose'lar burada önemli. Process oriented için skills and processes involved in learning a language dedik. Process önem veriyoruz dedik. Geçiyorum bunları, konuştuğumuz şeyleri. Böyle bir örnek var örneğin. Mesela işte writing yaptıracaksınız. O writing için önemli olan hadi bakalım yazın bir essay de göreyim ne olmuş. Değil. Benim için önemli olan oradaki çıktı outcome product değil.
Ben orada şuna bakıyorum. Bu writing derslerinin başından beri öğrenci mesela peer correction yapmış mı? Self correction yapmış mı? Bir journal tutmuş mu? Reflection yapabilmiş mi? Nereden nereye gelmiş? Bir portfolyo tutmuş mu mesela? Fikirlerini organize etme konusunda değişmiş mi? İşte hatasını bulma falan konusunda bir gelişme göstermiş mi? Gibi gibi gibi. Bütün bunlara ağırlık veriyorum. Prosesten kastımız bu. Burasını geçiyorum arkadaşlar ama sizin elinizde olsun. Bu bir özeti şu ana kadar konuştuklarımızın. Böyle birkaç tane sırf özet mahiyetinde koydum slide. Onları isterseniz çıktısını alabilirsiniz sınava kadar şöyle bakmak, toparlamak adına. Structural syllabus'a devam edelim. Şimdi çıktı structural syllabus ve aynen neyse oraya geldiğimizde söyleyeyim. Structural syllabus ya da grammatical bir syllabus da diyebilirsiniz. Şunu söylüyor. The grammatical or structural aspects of language form are the most basic or useful. Böyle bir assumption var, böyle bir teoriye dayanıyor. Ve diyor ki, öğrencinin dilde function edebilmesi için, yani mesela İngilizce'den bahsediyorsak biz şu anda, İngilizce'de, İngilizce konuşabilmesi için, İngilizce anlayabilmesi için benim ona bütün gramer yapılarını, bütün konuları vermem gerekiyor. Ben burada hep şu örneği veriyorum, çok hoşuma gidiyor. Benim native bir arkadaşım var, İngiliz. İTK'yı bilirsiniz buradaki. Yıllar önce, yani işte 23 sene önce İTK'da çalışırken bir Türk öğretmen, öğretmenler odasına gelip demiş ki, işte, ay demiş, bütün tensleri öğrettim. Hala konuşamıyorlar ya diye bir serzenişte bulunmuş. Structural kafasında bir öğretmen. Çünkü zannediyor ki bütün structure'ları, linguistik formları verirse öğrenci functional olarak kullanabilir sanıyor. Türkiye'deki yaklaşımımız bence hala böyle maalesef. Çoğunlukla bu şekilde yaklaşıyoruz. Grammar, 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 form, işte vocabulary dayarsam işte olur diye düşünüyorum. Öncelikle gramere ağırlık veriyorum. Görüyorsunuz yüzyıllardır da olmadı, olmuyor, olmayacak. Meaning'e ağırlık vermediğimiz sürece, context'e ağırlık vermediğimiz sürece o linguistik formların farklı farklı fonksiyonlarına değinmediğimiz sürece olmayacak. Primarily grammatical form dedik. Bu çok önemli yine. Limited to the sentence. Değil mi? Bakın grammatical ya da structural syllabus'a sahip olan metotlara baktığınızda hep sentence bazında olduğunu söylüyoruz. Ne zaman değişti? Bu işte communicative approach'a geldiğimizde artık context içinde, text düzeyinde, farklı genre'larda, metinler içinde görmeye başlamıştık. Semantically defined sentences. Bakın yine aslında bütün bilgilerimiz bir arada şu an oturuyor. Semantics ve pragmatics konusunu görmüştük. Locutionary, illocutionary görmüştük hatırlarsanız. Biz semantics'te ne yapıyorduk? Literal olarak bakıyorduk cümleye. Yani o bir question mı, kaç kelimeden oluşuyor, negatif mi, işte devrik mi, değil mi diye. Sadece semantic olarak define ettiğinizde linguistic formuna bakıyordunuz. Burada da structural syllabus'ta sadece buna bakıyorsunuz. Tamam işte compound bir sentence mı, complex bir sentence mı gibi bunlara bakıyorsunuz. Pragmatik açıdan yaklaşmıyorsunuz. Zaten pragmatics konusuna geldiğimizde speech act'lerden bahsettik. Speech act'lerde şunu söyledik. Bütün söylediğimiz her şeyin bir function'ı var demiştik. Ve dedik ki speech act'ler Austin ve Searle'da neresiyle örtüşür? Communicative approach'un çıkışıyla onların da çıkışı ve bu speech act teoriyi çıkarmaları aynı zamana denk gelir demiştik. Her şey birbiriyle aslında çok bağlantılı. Audiolingual, grammar translation, silent way gibi bunlar da görüyoruz structural syllabus'ı. Ve şurası çok önemli arkadaşlar. Burada çünkü buna çok benzer bir şekilde çıktı soruda. Low transferability of structural knowledge to actual language behavior severely limits its application in language teaching settings. Doğru mu? İşte bizdeki durum bu değil mi? Biz harika biliyoruz. Yani İngilizcenin gramerini İngiltere kraliçesinden çok daha iyi biliyoruz. Şu an gelse kraliçe emin olun compound sentence, complex sentence, subordinate nedir, pre-modifier, post-modifier sorun. Vallahi kraliçe sizin bildiğinizin onda birini asla söyleyemez. Fakat biz bu derya deniz bilgimizle öğretmen olmamıza rağmen, yani kendimizi de düşünün, İngilizce öğretmeniyiz.
Biz bile bir yabancı ile konuşurken zorluk çekiyoruz bazen. Bir filmi anlamakta zorluk çekiyoruz bazen İngilizce'de. Niye? Çünkü çok fazla knowledge'ımız var. Keşke bu kadar knowledge'ımız olmasa. Ve çıkmış soruda bunu söyledi. Low transferability of structure, no structure, knowledge to actual language behavior maalesef. Notion of Functional Syllabus'a gelirsek hemen bunu da yapalım ve sonra bir ara verelim isterseniz. Communicative Approach'la çok bağdaştırdığımız bir syllabus tipi demiştik. Tekrar söylüyorum 8 yılda 5 kez arka arkaya çıkmıştır. Burada ne demiştik biz Communicative Approach'ta özellikle Language Teaching'de hep neyi vurgulamıştık? Language is a vehicle to express the functions of a language demiştik. Communicate edebilmek için, interact edebilmek için aslında kullandığımızı söylüyoruz. O yüzden Communicative Approach'un functional bir viva sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunu özellikle niye soruyorum? Geçen gün böyle bir soru gönderdi bir hocamız da. Communicative Approach functional viva sahip midir? Evet diyorum. Evet hocam. Ben de evet diyorum. Kesinlikle. Lütfen bunu böyle kodlayalım. Communicative approach'un functional bir vivi vardır. O yüzden functional approach'la genellikle kendini manifest eder sınıfta bir course programda. Çünkü biz burada grammatical'dan ziyade semantic ve communicative dimension'la bakıyoruz. Hemen bir örnek görelim. Şimdi ben çoğuna bunu koymaya çalıştım. Bir tek structural herhalde koymadım. Onu da ekleyeyim. Ama structural'ı tahmin edersiniz. Diyelim ki structural bir syllabus tipiniz var. Örneğin ELS kitabını okudunuz mu? Üniversite sınavına hazırlarken ELS'i herkes okudu mu? ELS'i. Büyük ihtimalle hepiniz Evet hocam. ELS'nin şeyini hatırlayın. İçindekiler kısmını, giriş kısmını. Nasıldır? İşte tenses diye başlar, değil mi? Verb to be, present simple, present continuous diye gider. Ondan sonra ikinci konu nedir? The passive. Present simple passive, past simple passive falan tık 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 diye devam eder. Reported speech gibi. Bir syllabus'ta, buna uygun bir syllabus'ta bu tarz olacaktır. Eklemedim ama yani gözünüzde kolaylıkla canlandırabilirsiniz. Zaten yıllarımız böyle geçti. Functional notional bir syllabus neye benzer? Bakın, grammatical değil de functionlar üzerinde socializing, introducing yourself, how to reply. Bakın bunlara çok dikkat edin. Hep bunlar çıktı. Sorularda keyword olarak çıktı. Asking and answering questions. How to ask and answer direct questions. How to ask and answer direct questions where a longer answer than yes or no is expected falan filan gibi. Yani dili günlük hayatımızda da real life içinde functionlarıyla nasıl kullanmamız gerekiyorsa bunları vermeye çalışıyor. Şimdi situational approach'a doğru geleceğiz bir sonraki derste. Fakat birçok kritik diyor ki functional, notional syllabus ile situational syllabus birbirinden ayırmak çok zordur diyor. Ben de buna katılıyorum. Fakat şöyle söyleniyor. Burada focus is more on the meaning than grammar and vocabulary. Ve burada özellikle notion'lara ve function'lara ağırlık veriyoruz. Notion'la ilgili örnek vermiştim. Distance örneğini vermiştim. Herkes hatırlıyor mu? Hatırlamıyorsanız da lütfen Communicative Language Teaching'de bununla ilgili çok detaylı örnek vermiştim. Notion ne demektir diye o videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Arada böyle bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Burada farklı bir şey çok yok. Geçiyorum. Konuşmamız gerekeni konuştuk. Peki o zaman bir sonraki dersimizde Holistic Atomistic Approach ile başlayalım. Sonra devam edelim. 17 geçti. 13 dakikalık bir ara yeterli olur diyorsunuz. Hatta 12 dakika kaldı. 20-30. Bu çıktı. Tekrar görüşmek üzere.
Evet. Merhabalar tekrar. Merhaba hocam. Merhaba, devam ediyoruz. Holistic Approach ve Atomistic Approach aslında isimlerinden de anlaşılabileceği gibi holistic de language'i whole olarak görüyoruz. Bunu daha öncesinde de konuşmuştuk. Bunun tam tersi de Atomistic Approach burada language'i part part, step by step, structural ya da functional exponentlarıyla ya da vocabulary olarak ayrı ayrı gören approach'umuza da Atomistic Approach diyoruz. Lexical syllabus dediğimizde şimdi farkındaysanız zaten metotlara paralel olarak gidiyor bütün syllabuslar. Belli bir dönem, belli bir metot hakimmiş bütün dünyada dil eğitiminde. Ona uygun tabii ki çünkü syllabus'a ne dedik biz? Outline'ı dedik. Bir guidebook gibi dedik öğretmen için. O zaman tabii ki ona uygun da bir syllabus ortaya çıkarılması çok normal. Bir dönemde lexical approach çok etkiliymiş diye konuşmuştuk. O zaman ona uygun bir syllabus olarak da lexical syllabus'ı göreceğiz. Yine çıkmış sorudur lexical syllabus'ta. Sizce hangi sözcük keyword olmuştur lexical syllabus için? Chunk olabilir. Chunk çok güzel olurdu. Chunk yoktu ama. Corpus. Prefabricated. Evet, corpus ve corpora ama chunk da kesinlikle olurdu. Çok da güzel bir keyword olurdu. Fakat corpus kelimesini vermişti daha ilk satırda. Hiç başka bir yere bakmaya gerek yok. Hemen lexical syllabus'ı tercih ediyoruz. Şimdi size çok kolay gelebilir bu. Corpus'u çok iyi bildiğiniz için ya da lexical approach çok iyi bildiğiniz için. Ama hiç hazırlanmayan bir insan emin olun lexical kelimesinin bile anlamını bilmez. Corpus'u da bilmez. O yüzden onlar için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Ama hep söylüyoruz bilen kişi için hiç çeldiricisi olmayan çok basit bir sınav aslında. They are designed to teach certain groups of words in each unit, often in accordance with specific themes. Ve burada hani çok detaylı konuşmaya gerek yok. Lexical approach hatırlayın. Ne diyordu mantık olarak? Creative ve productive aspect'ten ziyade bir native speaker'ın dili anlayabilmesi ve üretebilmesi için aslında neye rely on yaptığını söylüyordu? Chunk'lara. Fixed expression'ları, semi-fixed expression'ları, işte formulaic language demiştik hatırlarsanız. İşte formulaic expressions, idioms, proverbs, sayings gibi, sentence frames gibi bunların hepsini lexical approach'ta konuşmuştuk. Hatırlamayanlar varsa lütfen o videoya bir dönüş yapabilirler. O yüzden tabii ki lexical'sa vocabulary, lexis, lexical units, corpus ve corpora çok önemli olacaktır. Most frequent vocabulary items are taught first. Bununla ilgili de high utility demiştik hatırlarsanız. En çok kullanılan, sık kullanılan kelimelere high utility expressions ya da words demiştik. Use of corpus is essential. Lexical itemları seçerken belli kriterlerimiz olabilir. Bunları aslında teaching vocabulary kısmında da yine göreceğiz ama şöyle kısacık bir bahsedelim. Frequency bir kere işte dedik ya biraz önce ne kadar çok sık geçen kelime verirsek o kadar tabii ki daha etkili olur, daha faydalı olur. Corpus'u da daha önce çok konuştuk bu anlamda. Sıkça geçen kelimeleri context içinde alıyordu ve bize getiriyordu. Böyle bir software'dan bahsetmiştik. Teachability. Tabii ki bu yine kelimeleri seçerken kolaylıkla öğretilebilir olmaları önemli. Yani daha zor olan, öğretilmesi zor olan, daha abstract kavramları seçmek yerine daha kolay öğretilebilecek olanlarla yer değiştirmeyi tercih edebilir öğretmen. Authentic olmasını her zaman vurguluyoruz. Yakın dönemde zaten hep ne diyoruz? Authenticity çok önemli. Real world'la ilişkili olması hep beklediğimiz bir şey. O yüzden kelime seçiminde de tabii ki authenticity'ye dikkat etmeliyiz. Everyday life'da kullanılabilecek olan, kullanılan yine aslında burada corpus çok önemli. Coverage dediğimiz zaman da belli bir kontekste ait değil de sadece genel olarak daha çok ifadede kullanmamı sağlayacak kelimelere ağırlık vermem daha mantıklı değil mi? Yani burada context specific derken mesela hangi kelime çok aklınıza geliyor hemen? Neyi öğretmektense context specific kelimelere ne derdik biz? Ne diyebiliriz? Mehmet Hocam?
Hocam ben buna cevap vermek için de önceden parmak kaldırmıştım. Bu kısım sanırım bende yok. Sorulan mı eklediniz? Aa, bu şey, bu evet. Bizde yok hocam da. Evet. Hocam ben cevap verebilir miyim? Tamam. Evet. Tabii buyurun Eyüp hocam. Genre. Bir daha. Ben şöyle bir yönlendirme. Jargon. Tamam. Tamam, harika. Edebiyata çok gitti güzel. Hocam kafam, özür dilerim. Tamam, çok güzel, jargon, evet doğru. Bu arada evet haklısınız, bu slaytı yeni ekledim tabii ki. hiç hayatınızda daha önce böyle biriyle karşılaşmış mıydınız? Her hafta sunumlarını değiştiren. Evet, ben de hiç karşılaşmadım. Benimki de değişik bir hastalık olsa gerek. Şimdi evet bunu yine ekledim ama bunu yine şeyde de göreceğiz. Vocabulary, teaching vocabulary kısmında tekrar üstünde duracağız. Bir consolidation olmuş olsun. Situational syllabus'a gelirsek. Şimdi biraz önce dedik ki birçok kritiğe göre functional, notional'la aslında benzer olduğunu, iç içe olduğunu söylüyorlar demiştik. Bana da öyle olması çok mantıklı geliyor. Neden? Çünkü situational syllabus presents a set of everyday situations or settings. Mesela at the airport, in the library gibi situation'lar veriyor. Ve burada ne yapmasını bekliyoruz? Öğrencilerin bu durumlara uygun bir şekilde otomatik olarak response verebilmelerini bekliyoruz. Mesela direct method böyle. Situational approach, oral approach böyle bir metottu yine. Burada memorization, şimdi düşünürseniz mesela situational approach'ta ya da direct method'da yine ya da audiolingual düşün mesela, memorization önemli diyebilirsiniz. Bol bol diyaloglar, role play'ler, bu tarz şeylerin olması önemli diyebiliriz. Bir situational syllabus neye benzeyecek? Bu tarz at the post office, at school gibi. ÖSYM şu şekilde örnekler veriyor muhakkak, sorularda göreceksiniz. İlla ki işte such as at the post office, such as at school diye %100 verecektir. Ben hep diyorum ya, bizim dönemde, bizim kuşakta kullanılmayan bir metot, kullanılmayan bir syllabus tipi olmadı. Biz bunu da gördük. Bilmiyorum şimdi benim yaş aralığımda olan hocalarımız da var ama sizde de var mıydı? Ben devlet okulunda okudum ama Anadolu Lisesi'nde. Bilgisayar laboratuvarında değil de video sınıfları vardı bizde. Bir tane sınıf vardı. Böyle en tepeye, tavana yakın yere bir tane şey, televizyon. Altına da bir işte ne, VCR ve 10 kat demirlerle içine, demir kutuların içine koyulmuş. Üstüne de 20 tane asma kilit. Yani biz gideceğiz onu çalacağız ya oradan. Bilmiyorum herkes de böyle miydi ama devletin malı çok şeydir ya. Onu böyle tepeye atmışlar. Bizi öğretmenimiz götürürdü, İngilizce öğretmenimiz o sınıfa. Oraya işte video kasetler vardı. O video kaset koyardı. Biz oradan izlerdik. Bir situational approach zamanına da denk gelmişim demek ki. Ve o dönemde işte şunu görüyorduk o videolarda. Hep arka fon beyaz. Ondan sonra hiçbir yaratıcılık yok. Mesela at the airport olmuşlar ya da işte uçakta olmuşlar. Hemen hep aynı kadın, hep aynı adam. Kadın hostes kıyafeti giymiş. Adam oturuyor. İki tane koltuk var sadece bütün uçakta. işte what would you like to drink? Can I have a bilmem ne bilmem ne diye böyle situation'ları bize vermeye çalışıyorlar. Şimdi bu noktada functional, notional'da ayrı değildir, çok benzerdir diyenler haklı değil mi? Yani at the airport ya da işte at the restaurant dediğinde ne yapacağım ben? Can I have the bill please? Would you like? Bunlar functionları değil mi dilim? Functional bir şey kullanmayacak mıyım? Mesela making a request yapmayacak mıyım? Tabii ki. O anlamda evet çok benzer. Ayrıştırmak için neyi özellikle söyleyecek bize? Belli bir situation'da, belli bir durumda otomatik response vermesini sağlamak öğrencinin amaç olacak şeklinde verirler büyük ihtimalle. Functional notion'la benzerliğini konuştuk. Geçiyorum. Faydaları tabii ki öğrenciye anlamlı, relevant gelmesi ve işine yarayacak olması anlamında çok faydalı. Yani düşünün ki mesela yurt dışına gidecek olan bir öğrenciniz var ya da öyle bir öğrenci grubunuz var. Bu öğrencilerinizle situational syllabus'ı uygularsanız demezler mi? Aa, evet ya bak
İşte havaalanına gidince demek ki böyle konuşacağım. Demek ki yurt dışına gittim, bir restorana gitsem böyle konuşmam lazım. Yani uzun uzun reading parçaları, skimming, inferencing falan yapmak yerine ya da compare contrast essay yazmak yerine ne ihtiyacı olacak? Adamın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. O yüzden o anlamda öğrencileri daha çok motive edebilir. Tabii ki ihtiyacı bu ise. Sonuçta akademik bir İngilizce ihtiyacı varsa o zaman bu onu mutlu etmez tabii ki. Ama genel olarak relevant ve meaningful bulmaları açısından öğrencileri motive ettiği söyleniyor. Skill-based syllabus'a baktığımızda tabii ki ne olacak? Skill'lar ağırlıklı olacak. Siz de eminim hala şu an aramızda öğrenci olan öğretmenlerimiz var. Bu tarz dersler almışsınızdır. İşte özellikle akademik olarak işte reading, writing, speaking, listening almışsınızdır. Ya da ders veren hocalarımız belki de ayrı skill dersleri yapıyorlardır. Burada belli skill'ları üzerinde ağırlıklı gidiyoruz. Mesela yine ben kendi okulumdan örnek vereyim. Biz bunun da çok uzun yıllarca savaşını verdik ve sonunda kazandık. Bizde hep ayrıydı. Yani bir writing hocası vardı mesela. Writing kitabı var ya da bir supplementary hazırlıyorduk materyal. Onunla gidiyor ve bütün sene boyunca o öğretmen o çocuklarla sadece writing yapıyor. Bir öğretmen reading öğretmeniydi mesela. Sadece gidiyordu reading yapıyordu. Ne kadar sıkıcı. Bir öğretmen sadece speakingdi mesela. Gidiyordu sadece speaking derslerine giriyordu. Şimdi ama bunlar biz de hep şunun savaşını vermeye çalışıyorduk. Skill'lar entegredir. Yani speaking'i writing'den, reading'den bunlar birbirinden ayırmamalıyız diyorduk. Ve en sonunda da gerçekten o entegre haline geldik. Çünkü örneğin bir writing'e mesela baktığımızda ne yaparsınız? Önce bir vocabulary ile başlarsınız, pre-teaching vocabulary yaparsınız. Sonra bir listening parçası olabilir, bir context sunarsınız. Onun içinde bir grammar konusu vardır. Oradan inductive olarak vermeye çalışırsınız. Sonra bir speaking aktivitesi yaparsınız. İşte guided olur, daha free'ye gider. Ve en sonunda onu bir writing'de perçinlemek isteyebilirsiniz. Fakat bizim writing derslerimizde nasıl oluyordu? Yani skill based bir teaching'de ne olacaktır? Öğretmen kitabını alıyor ve gidiyor ve kitap şöyle başlıyor. Bakın hemen örnek göstereyim. Örneğin bir writing skill hocasının kitabı böyle. Syllabus'ı bu şekilde aynı zamanda. Paragraf nedir? Topic sentence nedir? Topic sentence nasıl yazılır? Supporting detail nedir? Supporting detail nasıl yazılır? İşte thesis statement nedir? Introduction, conclusion, buradaki işte kelimeler, bağlaçlar ne olmalıdır? Unity, işte coherence, cohesion nasıl sağlanır? Parallelism ki bunları hep biz konuştuk. Bunları verecektir tabii ki bir writing skill hocası. Skill dediğimiz şey nedir? A specific way of using language. Hem structural hem de functional ability'yi bir arada kullanmasını isteyen specific way of using language diyebiliriz. Task-based approach ya da task-based learning'i daha önce konuştuk. O anlamda tabii ki çok örtüşen bir syllabus tipini burada göreceğiz onun için. Task-based learning'e dayanıyor. Yani buradaki özellik de neydi? Öğrencilerin carry out tasks yapması lazım. Mesela solving a problem, planning an activity, making a phone call to işte get information bilmem ne. Burada neydi? Goal'u olan, hedefi olan bir aktiviteydi. Ve bu aktiviteyi gerçekleştirmek için dili kullanması gerekiyordu. Ve focus, tekrar söylüyorum, Prabhu'ya göre özellikle meaning üzerindeydi, form'dan ziyade. Ve language form en iyi öğrenci aslında meaning'e odaklanırsa o zaman dili öğrenebilir ya da formu. Yani işte linguistic, grammatical, lexical bu tarz şeyleri verecekseniz siz öğrenciye tasklar verin. Öğrenci o sırada meaning'le ilgilenirken zaten formu da öğrenecektir diyordu. Bu eleştirilme sebebi de aynı zamanda. Burada bringing the real world to the classroom diyebilirsiniz. Çünkü niye real world aktiviteler yapıyorsunuz? Sadece burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela burada diyor ya outside the classroom diyor. Çıkmış sorulardan bir tanesinde de buna benzer bir şey var. Ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Task based sınıf dışında gerçekleşecek bir şey değildir. Değil mi? Yani illaki sınıf dışında olmalı. Hayır. Ne demiştik hatta? Şöyle bir soru sormuştum. Hatırlıyor musunuz? Tasklar için
beklemeli miyiz? Mesela işte B1 seviyesine falan mı gelmeli öğrenci? Hangi seviyeye gelmeli ki biz task-based uygulamaya başlayalım? Yani çocuk daha day one İngilizce'de hiçbir şey bilmiyor iken task-based'e başlayabilir miyim diye sormuştum, hatırlarsınız. Ve ne demiştik? Evet. İlk gün, ilk ders başlayabiliriz demiştik. Task için böyle aman aman işte bir interview yapsın gitsin birisiyle, işte bir video çeksin gibi, öyle şeyler beklemenize gerek yok. Ne demiştik hatta? Mesela introducing yourself task-based'de çıkmış sorularda verilen bir örnektir. Introducing yourself'la ilgili bir task veremez misiniz ilk günde? Verirsiniz. Konu o zaten. Daha ilk gün onu işlediniz. Hatta şöyle bir örnek vermiştim hatırlarsanız. Girin internetten bir tane Amerika'daki bir otelin check-in application formunun çıktısını alın, indirin. Öğrencinin önüne verin. Alın size real world'de gerçekten kullanılan otantik bir materyal ve hedef de olsun. Öğrenci de dili kullanarak o formu doldursun ve task'ını gerçekleştirsin. Task'a bu şekilde bakalım. O yüzden bakın, real world language'e kesinlikle uygun olması gerekiyor. Meaningful ve authentic olmalı. Bunlar çok ama çok önemli bu kısım. Information and opinion gap activities. Bunları çok konuşmuştuk, geçiyorum. Örnek, taking part in a job interview, completing a credit card application, drawing geometrical figures gibi birçok task gerçekleştirebiliriz. Procedural syllabus. Şimdi bu sanıyorum ki ÖABT kitaplarında yok. Fakat şıklara bakacağız. Bu sizde var mı bu arada? Var değil mi? Bu bilmeyeni eklediğim bir şey değil mi? Yeni mi eklemişim bunu? Yok hocam. Yeni hocam bu da. Tamam, yeni. Bu da mı yeni? Ha, bunu aslında geçen sene eklemiş olmam gerekirdi. Demek ki eklememişim. Peki. Procedural syllabus şıklarda karşımıza çıkıyor. Şıklarda karşımıza çıkınca da biz onun soru olarak gelmesini bekliyoruz. Şimdi procedural syllabus'a baktığımızda kim öncüsü? Prabhu. Prabhu'yu biz nereden tanıyoruz? Bu Hintli abiyi. Atletikten mi? post metotta yine bir Hintli abimiz, evet, Kumaravadi Velu vardı. Bu da Prabhu da bir Hintli ELT'cimiz. Task-based'in öncüsü procedural onun. Ve bu aslında bir proje. Yani Hindistan'da yürüttükleri bir proje. Öğrencileri meaning'e focus ettirerek belli task'lar üzerinde bir eğitim uygulamışlar. Ve yine hep Prabhu'nun söylediği her şey burada da geçerli. Yani linguistic formları öğrencilerin almasını istiyorsanız focus'ını formlar üzerine değil de meaningful aktiviteler üzerine verin diyor. Ve buna uygun bir proje gerçekleştirmiş. Buna da uygun procedural bir syllabus design etmiş. O yüzden birçok kaynağa baktığınızda procedural syllabus'ta task-based syllable very similar olarak görülüyor. Hatta bakın, Richards'a göre diyor ki synonymous'tır. Arada farkları var mı? Var. Prabhu'nun söylediği farklar var. Hiç oralara, detaylara girmemize gerek yok. ÖSYM de zaten böyle bir detaya asla girmez. Biz demek ki procedural'ı görünce aklımıza ne gelecek? Task-based gelecek. Dediğim gibi %100 aynı şey değil ama ikisi de Prabhu'nun. Ama mantıkları kesinlikle aynı. Bakın, a syllabus which is organized around tasks rather than in terms of grammar and vocabulary. Biz bunu task based'e de gördük. Burada variety of different kinds of tasks var, gerçekleşiyor. Bunlarla ne amaçlıyoruz? Learners are expected to carry out in the language. Yine task based'e bunu söylemiştik. Such as using the phone to obtain information. Task based'e gördüğümüz bir aktivite. Drawing maps. Yine task based'e gördüğümüz bir şey. Oral instructionlarla. Performing actions based on commands. Giving orders and instructions to others. Bakın, bunların hepsi çok da önemli. Özellikle burayı hem task based için şu örnekleri hem procedural için highlight edebilirsiniz. Şimdi buradaki yine task based'e benzer olarak güçlü yanı nedir? It provides a purpose for the use and learning of a language. Sadece language itemları öğrenmektense, hani Türkiye'de böyle dedik ya iş, for their own sake. Present simple öğrenelim. Haydi günlerce, haftalarca present simple öğrenelim. Da ne işe yarıyor bu present simple acaba? Yani use'u nedir bunun? Hiçbir fikrimiz yok. Ama biz
Present Simple'ın her şeyini biliyoruz. İşte bunun tam tersini savunuyor. Procedural ya da task-based bir syllabus. Bunu geçiyorum arkadaşlar. İsterseniz sonra okuyabilirsiniz. Bu kadarını yeterli olduğunu düşünüyorum. Content-based ya da cross-curricular syllabus ya da content and language integrated CLIL demiştik. Bunlarla ilgili de aralarındaki farklar ya da benzer oldukları noktalar hepsini çok detaylı konuşmuştuk. Ne demiştik? İkisi bir arada demiştik. Hem language var hem bir content ya da bir subject matter var demiştik. It is the teaching of content or information in the language being learned with little or no direct explicit effort to teach the language. Burası çok ama çok önemli. Ne demiştik? Mesela matematik öğretmeni derse giriyor ama matematiği İngilizce olarak anlatıyor. Amacı İngilizce öğretmek değil ama İngilizce orada subordinate bir şekilde öğrenilsin istiyor. Ama bunun dışında böyle bir subject matter olmayabilirdi. Team olabilirdi. Content anlamında öğrencilerin ilgisini çeken topikler getirebilirdim mesela. Contentler getirebilirdim. Örneğin işte Twilight örneğini vermiştim hatırlayacağım. Hatırlarsanız content'i Twilight üzerine oturturum ama oradan vocabulary'mi de yaparım, reading activity'mi de yaparım, listening'i de oradan yaparım, speaking'i de oradan yaparım, writing'i de oradan yaparım ama böyle bir content üzerine oturtabilirim. Ya da şöyle demiştik hatırlarsınız, mesela participatory approach'ında Larson Freeman diyordu ki content-based olduğunu söylüyordu. Neydi orada da? Sosyal anlamda ya da politik anlamda öğrencilerin awareness'ını arttıracak olan o daily issues mesela getiriliyordu sınıfa, onunla ilgili debate'ler oluyordu, writing'ler yapıyorlardı. Öğrenciyle birlikte negotiate edilen bir syllabus'tan bahsediyorduk orada da. Yine bir content üzerine oturulmuş ama orada da amaç neydi? İngilizce öğretmekti. Yani content based syllabus'ta bakın with little or no direct explicit effort olduğunda ya dili öğretmek için bir content üzerinden yapabilirsiniz ya da amacınız dili öğretmek değildir birinci planda. Bir content ya da subject matter vermektir. Ama dil de o anlamda gelişiyordur. O yüzden both language acquisition and subject matter diyebiliriz. Bilingual education olduğunu söylemiştik. Immersion school'lardan bahsetmiştik. Immersion school'ların çeşitlerinden bahsetmiştik. Ve Richards and Rogers'a göre, ki gerçekten çok da doğru, bakın böyle bir şekilde gelebilir. Burası çok önemli. Zaten Richards and Rogers da çok seviyor Hüseyin'i. If the information delivered through the content is interesting and useful, learners should acquire the language faster. Çok da mantıklı, çok da doğru aslında. Öğrencileri daha çok motive edecek, ilgilerini çekecek bir yöntem tabii ki. Bu anlamda eleştirilerinden de bahsetmiştik. Demiştik ki her öğretmen bu konuda competent olmayabilir demiştik. Hem content'e hakim olmak, hatta hatırlarsanız ESP'yi de burada almıştık. Bu başlık altında almıştık. ESP neydi? English for specific purposes. Bu başlığın altında da English for vocational purposes. Belli bir job için, occupation için hazırlanan öğrencilere İngilizce vermekten bahsetmiştik. Yani content aslında vermekten bahsetmiştik. Ya da işte akademik İngilizceden bahsetmiştik gibi gibi. Burada da hatta kendimden yine örnek vermiştim. Diş hekimliğine girdiğimi, mühendislik derslerine girdiğimi söylemiştim. Öğretmen için zordur kesinlikle. Çünkü hakim olduğumuz terminoloji yoktur orada. Çalışmak gerekir demiştik. Aynı zamanda öğrenciler açısından da dezavantajı vardır. Birçok avantajı olduğu gibi. Ki bunu yaşayanlar var aramızda biliyorum. Ben de dahil olmak üzere. Matematik zaten yeterince zor. Bir de üstüne İngilizce görmek. Hele ki bir de öğretmen de competent değilse İngilizce'de. Çok gerçekten öğrenci açısından da zor. Nasıl bir syllabus tipini göreceğiz burada? Bakın mesela örneğimiz ne? Telecommunications industry için hazırlanan öğrenciler var. Tabii bunlar bu durumda sadece bu job için İngilizce ihtiyaçları var. Job specific English. Non-native'ler ama kalkıp da bir skill-based syllabus uygulayamazsınız bu kişilere. Yani niye writing a paragraph, writing a topic sentence veresiniz? Ya da niye sadece grammatical bir syllabus'ı uygulayasınız? Burada onların ihtiyaçlarına yönelik job-specific olarak bakın buna benzer bir syllabus tabii ki hem relevant olacaktır, daha meaningful olacaktır, daha motive edici olacaktır, işlerine de yarayacaktır. Topic-based ya da team-based dediğimizde belli teamler seçiyoruz, topikler seçiyoruz ve bu topikler üzerine syllabus'ımızı oturtuyoruz. Mesela environment, history, customs, traditions gibi. Yine topic based'i de content based başlığı altında alabilirsiniz. Fakat
baktığımızda şu anda mixed layered olduğunu görüyoruz. Şimdi herhangi bir kitabı inceleyin günümüzdeki. İçinde her şey var. Bir materyale baktığınızda içinde işte grammatical da var, yeri geliyor inductive, yeri geliyor deductive olarak veriyor. Skill based, mesela writing ile ilgili topic sentence nasıl yazılır bunu çalıştırıyor. Skimming, scanning, making an inference bunları çalıştırıyor. Mesela benim okuttuğum çoğu kitabın en son sayfası CLIL sayfasıydı. Yani bütün ünite bitiyor. Proje kısmında CLIL var. Başı da öyle. CLIL yazıyor zaten. Content and Language Integrated. Orada farklı bir content knowledge'ı öğrenciye veriyorsunuz ve bir proje hazırlatıyorsunuz. Örneğin. Tabii ki böyle materyaller varsa artık ELT'de o zaman buna uygun syllabus'lar ortaya çıkmalı. Bunlara da ne diyoruz? Mixed ya da layered syllabus diyoruz. They combine aspects from two or more syllabus. proportional syllabus dediğimizde bunu da yine eklemiş olabilirim. burada da entegre olması yine aslında yani mixed ve layered gibi. It integrates aspects of all syllabi. Bütün syllabus tiplerini entegre eden bir syllabus'a proportional syllabus diyoruz. İşte synthetic'ten de, analytic'ten de hepsinden bir parça var içinde. Learner-led ya da negotiated syllabus dediğimizde biz metotları konuşurken bazı metotlarda bunu söylemiştik. Mesela community language learning'de demiştik ki önceden belirlenmiş bir syllabus yoktur demiştik. Öğretmen ve öğrenci birlikte karar verir. Örneğin participatory approach'ta yine o social issues'dan bahsetmiştik. İşte current issues'dan bahsetmiştik. Bunları öğrencilerle birlikte seçerler demiştik. Ha tabii ki negotiated syllabus'ta her şeyi öğrenci mi karar veriyor? Böyle şey mümkün değil. Sonuçta bu alanda uzmanlıkları yok. Ama onların da fikirlerini almak çok önemli. Bu bir özeti. Geçiyorum. Bu da aynı şekilde özet. Bunları geçiyorum. Bunların dediğim gibi çıktılarını alıp asabilirsiniz. Shapes of syllabus. Bu baştaydı buraya aldım. Yeni bir bilgi değil. Bu vardı. Şimdi bu gördüğümüz syllabus'larla ilgili bunların shape'lerine bakalım. Linear şeklinde olabilir, modular olabilir, cyclical olabilir, matrix ya da storyline formatta olabilir. Linear format çok detaya girmeye gerek yok bunlarla ilgili. Basit basit verelim, geçelim. Şu ana kadar hiç soru çıkmadı bu kısımdan. Çıkarsa da çok bariz keywordlerle çıkacaktır. Linear'da biz linear'ı ne demiştik daha önce? Step by step gitmesi, sequential olduğunu söylemiştik. Örneğin else örneğini verdim. Siz ELS kitabını kullanıyorsanız, işte üniversite sınavında YD öğrencilerine ders veriyorsanız, 12. sınıf öğrencileri gelmiş size. Bu öğrencilerde atlayıp zıplar mısınız ELS kitabının içinde? Önce mesela reduction of relative clause'u anlatıp sonra present simple'a döner misiniz? Dönmezsiniz, dönemezsiniz. Kaos olur zaten. Öğrenciler de kesinlikle takip edemezler. Linear format'te discrete element'ları tek tek yapıyorum. Belli bir sırası var. From simple to complex gidiyor. Burada linguistik ya da pedagogical olarak karar veriyorum. Ne demek istiyorum? Yani öğrenci ihtiyacına bakmıyorum. İlgi alanlarına bakmıyorum. İşte sosyal etrafımda olan olaylar nelermiş bunları inceleyeyim. İşte öğrencinin interesting bulduğu konuları bu değil amacım. Linguistik olarak değerlendiriyorum ve pedagogical olarak yani tamamen öğretmenin karar verdiği bir sıra var burada ve öğretmen bu sıraya karar veriyor atlayıp zıplayamaz da. Yani o sırayı takip etmesi gerekiyor. Bunlar da bizim için önemli keywordler olacaktır. Yani sequencing and grading önemli from simple to complex gitmesi ve teachers cannot change the order ya da skipping units yapamaz. Modular'da ise modüler eğitim sisteminde belki siz de eğitim görmüşsünüzdür. Biz şu anda üniversitemizde bu yıldan itibaren modüler eğitim sistemine geçtik. Dolayısıyla syllabus'larımız da ona göre şekillendi. Hatta tekrar üzerinde çalışılıyor. Yeni syllabus'lar ortaya çıkıyor dönem ortasında. Ne yapıyorsunuz burada?
parçalara bölüyorsunuz. Bütün course programı manageable parçalara bölüyorsunuz. Break into yapıyorsunuz yani course'u ve bunlar birbirinden bağımsız olacak şekilde gidebilirler. Bağımsız olabiliyorsa o zaman bir sequence'i takip etmek zorunda değilse non-linear olabilir. Ve bir önceki modülü bilmesini gerektirmeyebilir. Mesela nasıl bir örnek verebiliriz buna? Situational syllabus'ı biraz önce söylemiştik. At the post office, at the library, at the hospital mesela. At the hospital yapmadan aman ha sakın öğrenci at the hospital bilmeden at the restaurant asla yapamaz. Hayır. Ya da functional notional'a baktığınızda yani önce işte making a request'i bilmeden making an offer asla yapamaz diyemezsiniz. Dolayısıyla objective'ler flexible olabilir ya da flipping through the modules yapabilirsiniz burada. Öğrenci ihtiyaçlarına da tabii ki burada yer verebilirsiniz. Onların ihtiyaçlarına göre de atlayıp zıplayabilirsiniz. Cyclical ve matrix arasında bir fark var. Aslında ikisi özünde çok benzer. O küçük farkı anlattığımızda bitmiş oluyor. Cyclical formatte it enables teachers and students to work with the same topic more than once. Bunu sorarsa kesinlikle bunu verecektir. Yani bir konu öğrencinin karşısına tekrar tekrar geliyor. Fakat önemli olan şu. More complex ve difficult olarak geliyor. Burası çok önemli. Tamam? Yani her karşısına çıktığında biraz daha zorlaşarak geliyor. Şimdi bu nedir aslında? Bir yanda consolidation yapıyorsunuz. Tekrar önemlidir. Bir şeyi bir kere anlattınız, bir daha hiç karşısına çıkmazsa olmaz. Yani dilde bu problem yaratır. O yüzden unutulmaması açısından, pekiştirilmesi açısından, reinforce edilmesi açısından tekrar tekrar karşısına getirilmeli. Matrix'te ise yine aynı şekilde cyclical format gibi tekrar karşısına geliyor. Ama meeting old material tekrar karşısına geldiğinde daha zor olarak değil de diversity şeklinde bir değişikliğe uğruyor. Yani içerik değişiyor, farklılaşıyor. Konteksti değişiyor. Tamam, o zaman demek ki with different context burada yine bizim için çok önemli bir kelime. Burada öğretmene bir flexibility veriyor. Bir table of contents varsa mesela bir buradan alabilir, bir oradan alabilir. Niye? Çünkü burada daha zor olmadığı için yeni gösterdiğinizde yine aynı şekilde biraz önce dediğimiz gibi öğrenci ihtiyaçlarına göre karar verebiliriz. Burada hemen daha belki kalıcı olur diye bir örnek vereyim cyclical ve matrix için. Şimdi örneğin yani illaki bir gramer konusu olmak zorunda değil. Her türlü işte vocabulary olabilir, reading ile ilgili bir mesela işte skill çalışmışsınızdır. Fakat mesela işte kendinizden de düşünün, kendi öğretmenliğinizden ve öğrenciliğinizden düşünün. Present simple konusu A1 kitabının başında vardır. Nasıl anlatırız A1'in başında? İşte fact'lerden bahsediyoruz. Hep genellikle de A1'lerde daily routine'ini anlatırız. Sadece present simple'ı. Sonra A2'ye geçersiniz. A2'nin ilk konusu yine present simple'dır. Fakat bu sefer başka bir özelliğiyle verir. Mesela non-progressive olan verblerle present simple kullanımını verir. Orada işte non-stative verbleri, punctual, non-punctual verbleri işlersiniz gibi. Bir seviyeye geçersiniz B1'e. Başka bir özelliğiyle verir. Mesela işte present simple ben gelecek zaman için kullanabilir miyim? Kullanabilirim değil mi? İşte scheduled olan ne bileyim bir otobüslerden bahsederken, otobüs seferlerinden, uçaklardan bahsederken, konserlerden bahsederken present simple olarak vermem lazım. Ama bunu ben A1 seviyesinde en başında verebilir miyim çocuk daha hiçbir şey bilmezken? Hayır. Ne yapıyorum? Bakın sürekli olarak karşısına çıkarmaya devam ediyorum ama biraz daha difficult, biraz daha kompleks, farklı bir özelliğiyle. Matrix'te ise present simple farklı kontekstler içinde bir listening de verirsiniz, başka bir yerden bir reading parçası içinde verebilirsiniz gibi farklı kontekstler içinde sunabilirsiniz. Storyline formata geldiğimizde ise bu noktada da şu anda öğretmenlik yapan hocalarımızdan ben rica edeceğim. İlk öğretimde ders verenlerden özellikle
şöyle oluyor değil mi sizin kitaplarınız? Bir kahraman oluyor, bir kişi oluyor da bir aile oluyor ve o ailenin başına gelenler üzerinden anlatılmıyor mu bütün kitap boyunca? Şu an öğretmenlik yapan aramızda hiç yok mu? Yok herhalde. Peki, ama böyle kitapları görmüşsünüzdür muhakkak. Mesela işte Pepe. Çocuklar Pepe'yi çok seviyor. Bütün kitap Pepe'nin başına gelenler üzerinden gidiyor. Ya da özellikle listening speaking kitapları bu şekilde dizayn ediliyor. Benim de okuttuğum kitapların çoğunda işte arkadaş grubu var. O arkadaş grubunun başına gelen olaylar, yaşadıkları, işte aman birbirlerine aşık oluyorlar, işte başlarına bir sürü kötü olaylar geliyor falan filan. Bunları bunlar üzerinden işte function'lar veriliyor, situation'lar veriliyor, grammar veriliyor, vocabulary veriliyor. Dolayısıyla bir narrative özelliği var ve bunu birçok farklı syllabus'la birlikte kullanabilirsiniz. Bu neyi sağlar? Coherence sağlar. Notional, functional da kullanırsınız, dediğim gibi situational da kullanabilirsiniz. Birçok farklı syllabus tipiyle kullanabilirsiniz. Peki, şimdi Elif hocamın da uykusu geldi ama neden uykusu geldi? Yok sigara hocam, uykusu vallahi uykusu gelmedi. Gelmedi, yemin ediyorum ki. Şöyleydi en son. Peki, çeyrek geçe mi ara verecektik? Evet hocam. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Materyal kısmına geldik, geçtik. Materyallerle ilgili bir kere materyal deyince aklınıza ne geliyor? Önce bir onu rica etsem söyler misiniz? Materyal nedir? Elif hocam? Öğrenciye verimli bir şekilde zaman kullanarak öğretmemize yarayan araç gelişler bütünü. Çok güzel. Peki örnek verebilir misiniz? Nedir mesela kullandığınız materyaller? Mesela flash kartlar. Çok güzel. Başka? Sevda hocam? Hocam materyaller değişebilir aslında. Derse getirdiğiniz basit bir flash kart da olabilir veya çocuklara gösterdiğiniz bir web site de olabilir. Onların online olarak gidip orada cevap verebileceği bir site de olabilir. Her türlü değişebilir diye düşünüyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Peki akıllı tahtada bir materyal olur mu? Ha, Mehmet hocam var. Buyurun. Materyal örneği verecektim de geçtiniz hocam. İstiyorsanız anlatayım ama. Yok yok, hayır, aynı konudayım. Buyurun. Hocam benim kullandığım belli bir materyal yoktu. Speaking dersi veriyordum ben Zoom üzerinden kısa bir süre öncesine kadar. Kullanıyordum mesela, çevremde ne varsa onu tutuyordum böyle kameraya. Mesela bardak, saat veya bir modem olabilir, bir şişe olabilir. Onu describe etmesini istiyordum. Daha fluent konuşması için. Çok güzel. Bu da yani bir materyal olabilir sanırım. Olmaz mı? Tabii ki. Real'ya kullanıyorsunuz. Olur tabii ki. Evet. Berivan hocam el kaldırmıştı. Hocam biz derste Web 2 tools'ları öğrendik ve çok faydasını gördük. İşte Edmodo'dan tutun Wordwall'a kadar. Hatta yarın stajım var. Bir tane kullanacağım. Yani çok yararlı aplikasyonlar gördük. Onlar da materyal olabilir diye düşündüm. Bu konuda bize şöyle bir saatlik bir ders vermek ister misiniz derslerimiz bittiğinde? Tabii ki. Yapabildiğim kadar, niye olmasın? Yani şu söylediğiniz o kadar faydalı ki ben de yani hayatım boyunca 100.000 tane eğitime gitmişimdir. En çok faydasını gördüm. Aynen bu sizin dediğiniz gibi, burada Yaşar Üniversitesi'nde bir İngiliz gelmişti. O vermişti. Böyle kullanılabilecek işte web tools, işte şu sitede şunu yapabilirsiniz. Bu aplikasyonda bunu yapabilirsiniz diye tık 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 bunları verdi. En sonunda böyle bir liste vermişti. Yıllar önce gitmiştim. Ve dedim ki yani bu kadar pratik, bu kadar kullanışlı olamaz. Hemen al, sınıfa götür, yapmaya başla, uygulamaya başla. Çok seviniriz Berivan hocam. Olur hocam. Hakan hoca ile beraber çok güzel bir ders verebiliriz size. O da Hakan benim sınıfım. Hocam. Buyurun Hakan hocam. Ben de ekleme yaptım. Hocam bizde şey vardı. Sesim geliyor mu hocam? Evet geliyor. Hocam bizim şey dersimiz vardı. Computer Assisted
dersimiz vardı hocam. Hı hı. Orada hocamız bizlere dersin ilk haftasında dedi ki işte bir araştırma yapın hani neler kullanılabilir diye. Hı hı. Herkes bir 15-20 tane buldu. Ondan sonra hocam bizlere onları dağıttı. Her hafta ilk öncelikle ikişer tane hazırlayıp anlatıyorduk. Dönemin sonunda final ödevi olarak da hocam bize 3 tane 5E planı, ders planı hazırlattı hocam. Her bir aşamada bir tane web 2 tool kullanarak bir 5E planı oluşturmamızı istedi hocam. Onlarla ilgili 3'er tane hazırladık ve çok faydasını gördük hocam yani. Bir sürü bence site zaten gördük. Şu ana kadar konuştuklarımızın hiçbirinin hiçbir faydasını görmeyeceksiniz öğretmenlik yaparken. Ama umuyorum ki birlikte Berivan hocamla bunu yaparsınız. Bir de korpusla ilgili de hocamız sağ olsun bir derste o yapacak, söz vermişti. Siz de bunu yaparsanız emin olun bizim şu ana kadar yaptığımız 100 saatten çok daha faydalı bir şey yapmış olursunuz hocalarımız için. Çok seviniriz. Yani ben çünkü sizin adınıza da konuşuyorum ama. Seve seve hocam. Hocam. Evet hocam, biz çünkü bu konuda eksiyiz yani. Çok faydası olur. Kesinlikle çok çok seviniriz. O zaman bunu söz olarak kabul ettik. Derslerimiz bittikten sonra. Evet hocam. Bize böyle bir eğitim. Harikasınız. Bir de şey rica edebilirsek, hani vaktinizi de almak istemem çok ama bir liste halinde de onları bize sunabilirseniz işte bütün Web2 Tools şeklinde hocalarımızın elinde olursa bu, yani yıllarca çok size dua ederler diye düşünüyorum. Hocam onunla ilgili ben yapabilirsem, onunla ilgili bütün sınıfça herkesin bulduğu bir Excel dosyamız vardı hocam. Oradan yani baya bir sürü vardı. Hocam hatta bizim hocamız da onları sıralamıştı. İşte gramer anlatımında hangi seviyeler kullanılabilir, vocabulary, işte gaming, ondan sonra pronunciation, writing gibi hocam. Çok güzel şeyler vardı. Hocam orada bir tane site vardı. Çok güzeldi. Listening için çok beğenmiştim hocam. PlayPosit diye bir site vardı. Arkadaşlar da kullanabilir. Hocam bir video buluyorsunuz ya da herhangi bir listening parçası buluyorsunuz. Hocam orada belirli yerlerde, istediğiniz yerlerde soru ekliyorsunuz. İşte true false var, ne bileyim açık uç çeşitli sorular var. Videoyu açıyorsunuz öğrencilere. Hocam o işaretlediğiniz yerde video kendisi duruyor hocam. Ve soru ekrana geliyor. İşte az önceki şeyde ne oldu? Ya da herhangi işte bu karakter kimdir gibisinden sorular soruyor. Öğrenciler doğru cevapladığında onu geçebiliyor. Harika ötesi. Çok güzel, mükemmel. Evet, evet. Bunu istiyoruz. Lütfen size bunu yapın. Çok teşekkürler. Sevda hocam. Rica ederim hocam. Hocam ben de arkadaşlarıma katılım. Biz de bunun gibi şeyler yapmıştık üniversitede. Bizim de oluşmuş olduğumuz bir blog vardı. Instructional Materials dersinde. Bu bahsettiğiniz Web2 materyalleri aynı şekilde liste bende de var. Liste olarak isterseniz ben de atabilirim gruba. Arkadaşlara da şey yardım olmuş olur. Çok 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 faydasını görürüz. Harika olur. Yani inanın gerçekten şu ana kadar konuştuğumuz şeylerden 100.000 kat daha faydalı şu sağladıklarınız. Peki, süper. Çok teşekkürler. Ne demiştik? Materyal. O zaman materyal dediğimizde demek ki işte tahtasından tutun da flashcard'ına ya da o anda işte Google Images bile kullansanız bunların hepsi Web2 Tools'dan hocalarımız şimdi bahsetti ve bize daha çok detaylı olarak da bilgi verecekler. Bunların hepsinin materyal olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada aslında şunu söylemek istiyoruz. Materyal deyince aklımıza kitap gelmemeli. Değil mi? Coursebook, kitap, textbook gelmemeli sadece. Hemen şunu yapalım ve sonra bir ara verelim. Authentic materials, realia, bunları konuşmuştuk. Özellikle native'lerin kullandığı bir broşür de olabilir, bir gazete de olabilir demiştik. Ama ben kitap için bir kitap yazdım mesela, coursebook yazdım. O coursebook'a bir newspaper article yazdım. Ama o konuyla ilgili grade ederek kendim yazdım. O zaman artık authentic olmaz. Ama gerçekten gazeteyi aldım, getirdim sınıfa ya da gerçekten bir gazeteden bir makale alındı, edit edilmeden, grade edilmeden
course book'un içine koyuldu, o zaman authentic bir material olacaktır. Non-authentic olanlar dolayısıyla instructional amaçlarla pedagogical olarak yazılmış, uzmanlar tarafından yazılmış materyallerimiz. Narrative dediğimiz zaman içinde bir anlatıcı olması lazım, değil mi? Mesela cartoon da olabilir, fairy tale olabilir, novel olabilir, story olabilir gibi. Informative'ler ise bilgi veren materyallerdir bize. Bir lecture olabilir, bir list olabilir, bir map olabilir gibi. Interactive'ler ise içinde interaction barındıran materyallerdir. Mesela postcards ki işte artık postcard da kalmadı da hayatta. Hatta bana geçen sene bir arkadaşım Avustralya'ya gitti. Hatta benim öğrencimdi, sonra arkadaşım oldu. IELTS'e hazırlamıştım onu. Ve işte güzel bir puan alıp Avustralya'ya taşındı. Orada çalışıyor artık. O mesela bir postcard göndermiş. Hemen buzdolabının üstüne astım. O kadar güzel ki böyle bir şey kalmadı artık hayatta. Kitaplarda da yoktur herhalde artık. Cards, postcards ya da belki invitation cards gibi şeyler olabilir. Conversations, emails, letters, yani içinde interaction olan materyallerde bunlar çıkacağını da sanıyorum. Authentic material ve non-authentic material arasındaki fark çıkabilir belki. Bir sonraki dersimizde textbooks, course books ve materyallerle ilgili genel olarak konuşacağız. Kaç oldu? 16, 14 dakika versek yine 30. Aslında hesaplamamıza gerek yok. Hep 30'da giriyoruz. 30'da görüşmek üzere. Bay bay.
The grandma is coming. Hello everyone. Hello everyone. Ya ben onu yerim ya, çok tatlı. Hello everyone, it's nice to see you. It's nice to see you all. Sen de öpücük gönderir misin? Anneannesi gelene kadar 2 dakika. Evet, çok tatlısın, biliyor musun? Biliyor. Biliyor ve onu kullanmayı da biliyor artık. Maalesef. O aşamaya geldik. Şöyle bir şey aklıma geldi. Ne dersiniz? Syllabus'ları bitirdik ya. ÖSYM'de çıkmış syllabus hem son ders ya. Son derste soru çözsek daha hani sıcağı sıcağına iyi olur mu yoksa? Çok ne dersiniz? Olur. Çok iyi olur. Değil mi? Hem son ders. Yorgunsunuz. Evet. Hem de sıcağı sıcağına soru üzerinde görelim. Tamam, tamam, sen de benimle otur. O zaman sorulara geçiyorum. Yarın da materyale tamamen başlarız. Materyalin sorularını yaparız. Şimdi daha önce de söylemiştim. 2013'ten 2019'a kadar sadece syllabus çıktı. Tam ekrana geçiyorum. Bir problem olursa haber verin. Görüyor mu herkes tam ekranda? Görüyoruz hocam. Tamam. O zaman bu soruyu daha önce de konuşmuştuk aslında. Evet, hangisi oldu? Ben tam ekranda olduğum için eğer el kaldırıyorsanız görmüyorum. Hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Ceyhan. C değil mi? Evet, aynen öyle. Bu ÖSYM'nin bug'ı demiştik. O taktiğimizi de uyguladığımızda yine bunun da cevabı çıkıyor. Ama Noonan'ın tanımına bakmıştık. Tıpatıp aynı zaten. Hiç kelimesini bile değiştirmemiş. A general concept'ten zaten hemen curriculum'u çıkardık. 2014'te syllabus'ın yazılışından dolayı özür diliyorum. İki tane B koymuşum. Lev'de eksik olmuş. Biraz tuhaf olmuş. Buldu mu? Bursa. Peki Bursa demeyen var mı? Ama lütfen söyleyin. Suyla oynat istersen. Şimdi geliyor demiştim ve geldi. Lütfen başka bir şey düşünen olduysa söylesin, öyle geçelim. Herkes sintetik dedi mi? Demeyen varsa geçiyorum o zaman. Evet. 2015. Adana mı hocam? Adana hocam. Evet, herkes Adana diyor değil mi? Ve bakın, biraz önce söylemiştik structural syllabus'tan bahsederken low transferability demiştik. Burada da onu nasıl söylemiş? Learners may not be able to use their linguistic knowledge in actual communication olarak ifade etmiş. Ama aslında biz önce söylediğimiz işte o low transferability real world'de kullanamamaları demiştik. İkinci kısma dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi bundan sonra bakın 5 yıl boyunca aynı şekilde gelecek. İkinci kısımda şuna dikkat edin. This syllabus is organized around communicative purposes. Diğerlerinin hepsinde communicative act, communicative purpose'i göreceksiniz. For which people use language to obtain information or to make a request. Buna benzer de örnekler göreceksiniz. 2016. Yine görüyoruz hocam. Aynısı bakın. Yani hiç bakar mısınız? The syllabus is organized around communicative purposes. The syllabus is organized around communicative acts.
örnek vermiş. E.g. demiş. Burada suggest demiş. Introducing oneself. Hepsi aynı. Adana. Evet, bunun çeldiricisi de yok. Yani hani normalde o hep bizim işimize yarayan yapıyor ya, lexical, onu yapmamış, burada öğrenmiş ama yine de çeldiricisi yok. Corpus dediğimiz anda hemen lexical'a gidiyoruz. İkinci kısımda da bakın, yine bakın ne diyor? The syllabus is organized around communicative purposes such as apologizing and inviting. Hiçbir şey değişmemiş. Aynı cümleyle tekrar tekrar soruyor. Yine notional, functional ya da functional, notional. Adana. Herkes Adana diyebildi mi? Çok, bu da yine açık bir soru değil mi? Bakın başta topikler vermiş. Team based de diyebilirdi, topic based de diyebilirdi. O diğer taktiğimiz de işe yarıyor. Bakın 3 tane topic based var. O zaman birinci kısım kesinlikle topic based olacak. A, B, E topic based olduğuna göre birinci kısım kesinlikle öyle. İkinci kısma baktığımızda da skill based ve lexical'ı görüyoruz. Demek ki bunlardan bir tanesi olacak diye karar veriyoruz. Ama baktığınızda da reading for gist diyor mesela. Listening for specific information. Bunlar tamamen skill ile ilgili kazandırmak istediğimiz beceriler. Bunda hemen cevap vermeyin lütfen. Herkesin okuması için fırsat tanıyalım. Herkes okuyup bir düşünebildi mi? Ne diyorsunuz? Edirne mi? Edirne demeyen var mı? Ya da bunu açıklayalım diyen var mı? Hiç kimseden ses gelmediğine göre herkes Edirne yaptı, doğru mu? Açıklasak iyi olur aslında hocam. Tamam, lütfen söyleyin. Ben hani boşu boşuna sizi sıkmak, yormak istemediğim için açıklama yapmak istemiyorum. Lütfen söyleyin, açıklayalım. Şimdi bakın, in developing syllabuses, designers need to take the notions of simplicity and difficulty into account. Yani ben bir syllabus dizayn ederken demek ki o syllabus'ın içeriğindeki işte o unsurların simple olup olmadığını, simple'dan complex'e doğru gidişine göre sıralama yapmaya çalışıyorum. Simplicity ve difficulty benim baz aldığım unsurlar. Ve o yüzden mesela bir grammatical syllabus hazırlamak çok kolay olacaktır. Hani biraz önce ELS örneğini verdik ya, işte present simple, sonra present continuous, sonra past simple. Bu sırayı pedagojik olarak belirlemekte hiçbir sıkıntı yok. Yani çoğu öğretmen bunu gözü kapalı yapabilir. Yani hiçbir öğretmen mesela relative clause'ları, işte değil mi mesela relative clause reduction'ı relative clause'ı anlatmadan vermez. Önce relative clause'ı anlatması gerektiğini bilir. Burada da bakın diyor ki mesela subject, verb, object structure'ları daha kompleks, mesela işte bir compound bir clause'u vermeden önce tabii ki subject, verb, object'i tanıtmamız lazım. Bir simple cümleyi anlatmak daha mantıklı. Sonra complex sentence'lara geçebiliriz. Fakat
Communicative purpose'ları baz aldığım bir syllabus'ta buna karar vermem. Yani hangisi daha simple, hangisi difficult, onları grade etmem biraz daha zor. Mesela örnek olarak apologizing ve requesting vermiş. Hangisi daha kolay, hangisi daha zor? Hangisi daha simple, hangisi more difficult? Hangisini önce vermeliyim, hangisini sonra vermeliyim? Mesela modular bir formatta vereceğim diyelim ki. Hangisini öne alsam diye syllabus dizayn eden kişi zorlanabilir. Peki biz apologizing, communicative purpose'ları öğrenciye verdiğimiz, making a request, bunları hangi syllabus tipinde görüyoruz? Diyor ki hangi syllabus tipinde böyle bir sorunu yaşayabilirsiniz? Yani aslında burada yine aynı keyword'ü ve aynı cümleyi kullanmış. Bakın diyor ki communicative purpose, şu ana kadar gördüğümüz bütün hepsinde communicative act ve communicative purpose dememiş miydi? Sonra such as, for instance demişti. Neydi mesela? Apologizing, introducing yourself, making a request demişti. Tıpatıp aynı cümleyi yine vermiş. Fakat burada biraz daha yorum yapmanızı istemiş. O yüzden functional, notional bir syllabus'ı dizayn etmek isteyen bir kişi simplicity ve difficulty anlamında karar vermekte zorluk çekebilir, sıralama yapmakta zorluk çekebilir. Oldu mu acaba? Oldu hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada da lütfen hemen cevap vermeyelim, bir bekleyelim herkesi. Evet, buyurun. Hangisi diyorsunuz? Adana. Peki. Adana doğru cevap. Diğerlerini sizden rica edebilir miyim? Şimdi diyor ki hangisi doğrudur diyor. Evet, structural syllabus, formal properties, linguistic forms, usage'da ilgilenir diyoruz. Bunun üzerine odaklanıyor. Grammatical ve structural bir syllabus. Peki, B'de hangisinden bahsediyor? Neden yanlış? Using the phone to obtain information. Hangi syllabus tipini gerektirir? Hocam Mehmet Hoca el kaldırıyor da. Çok pardon. Ben şu an tam ekranda olduğum için göremiyorum. Lütfen buyurun söyleyin Mehmet Hocam. Tam hatırlamıyorum ama sanırım situational olmalıydı. Yani bir anlamda size katılabiliriz belki. Yani bazı situation'larda muhakkak bunu gerektirecek bir durum vardır. Ama bu daha temelde acaba hangi syllabus tipine düşer? Real world'da çok karşısına çıkacak bir şey bu. Bu bir nedir? Goal'u olan ve dili kullanmasını hedefleyen task-based ya da procedural syllabus diyemez miyiz? Evet. Evet, B seçeneği task-based ya da procedural syllabus'ı anlatıyor. C seçeneği diyor ki focuses on grammatical accuracy. Bu hangi syllabus'tır? Structural grammatical, bravo. Denizli seçeneği diyor ki it involves tasks that learners should also be able to perform in real world diyor. Bu hangi task, bu hangi syllabus'ı gerektirir? Hocam söyleyeceğim. Evet, task based ya da procedural syllabus'ı gerektirir. Edirne'de ne diyor? Main aims to introduce new vocabulary diyor. Hangi syllabus'ı gerektiriyor? Lexical syllabus. Gerektiriyor, aynen öyle. Evet, bu şey materyal sorusu, bakın 63-64 görüyor musunuz? 2019'da 63-64 syllabus sorusu. 2020'ye gelelim. Evet, 2020'deki de yine 63-64. Sorularımız syllabus sorusu.
Evet, bu nispeten de kolay bir soru. Hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Topic based. Evet. Kolay da bir soru. Topikler vermiş bakın. O konular üzerine unitleri oturtacak bu syllabus tipinde. Uh-huh. Evet. Çok güzel bir hı-hı-hı-hı. Evet, 64. Her sene çıkıyor dediniz ya, kesin Adana'dır. ama yani evet çıkmış ama cevap olarak çıkmamış bu sefer. Ama Adana evet yine karşımıza çıkmış. Yine introducing yourself örneği vermiş. Ama cevap o değil. Aynen. Cevap Denizli. Denizli mi hocam? Evet, Denizli. Denizli. Çünkü Denizli hangi syllabus tipini gerektiriyor? Finding main ideas in an article. Task based mi? Skill based mi? Aynen. Hocam. Değil mi? Main idea reading skill için çok uygun bir aktivite olacaktır değil mi? Ama diğerleri hepsi uygun. Genre based olarak hiç kullanmadık. Syllabus tiplerinde ben bahsetmedim genre based ama genre based instruction'dan bahsetmiştik hatırlıyorsanız metotlarla ilgili konuşurken. Ve demiştik ki özellikle Common European Framework'ün CFR koşullarının içinde genre specification'lar var demiştik. Hatta bununla ilgili de slide'da özellikle Common European Framework'ten aldığım genre örneklerini koymuştum. Öğrencilerin bu konudaki awareness'ını arttırmak da çok önemli aslında gerçekten. Örneğin biz bizim bir reading kitabımızın içinde şöyleydi, hep layout şu şekilde giderdi. Reading parçası sağ tarafa düşecek şekilde ve bir önceki sayfa, yani onu görmeyeceğiniz şekilde, reading parçasını görmeyeceğiniz şekilde sayfada hep şunu söylüyordu. Şimdi bir sonraki sayfayı açın ve hızlı bir şekilde tarayın metni ve bunun nereden alınmış olabileceğini söyleyin. Her reading parçasının ilk sorusu buydu bizim. Burada ne kazandırmaya çalışıyoruz? O reading parçasının genre ile ilgili, yani reading olduğu için tabii ki konumuz. İşte bir öğrenci diyordu ki şöyle bir hemen hızlıca bakarak, bu bir ansiklopediden alınmış. Neden diyorsunuz? Çünkü şunları gördüm. Diyor ki bu bir blog'dan alınmıştır. Bu işte Wikipedia gibi bir source'dan alınmıştır. İşte bu bir short story'den alınmıştır. Bu bir şiirdir. Bu bir işte gibi, bunun gibi genre'ları ile ilgili öğrencilerin konuşmasını istiyoruz. Dolayısıyla tabii dil öğretirken farklı genre'lar içinde tabii context sunduğumuz için öğrencilere bu şekilde de verebilirsiniz. Ve syllabus'ınızı böyle oturttuğunuzda demek ki her ünitenizde farklı genre'ları öğrencilere kazandırmaya çalışıyorsunuz demektir. Mesela işte buradaki örnek ne? Film review bir farklı genre türüdür. Onunla ilgili bir çalışma yapabilirsiniz bir ünite içinde. Evet. Bakın 65'ten itibaren de artık materyale doğru geçiyor. Peki. Şimdi tam ekrandan çıktığında büyük ihtimalle sunum yok oldu. Doğru mu? Doğru hocam. Çok doğru hocam. Tamam. Şimdi şöyle kısacık bahsedelim materyallerle ilgili. Birazcık konuşalım. Çok da sizi yormak istemiyorum. Ondan sonra yarın asıl bilgi kısmıyla devam ederiz. Şimdi birazcık böyle sohbet havasında olan kısmı yapalım. Yarın bilgi kısmına geliriz. Şimdi tabii öyle diyorum ama bir anlamda da o yorum kısımları da buradan geliyor. Dediğim gibi iki tane soru geliyor ve bunlardan bir tanesi kesinlikle bir yorum sorusu oluyor. Konuştuğumuz yerleri, hızlı olan yerleri geçeceğim, biraz hikaye gibi olan yerleri. Biraz önce söyledik, birçok materyal örneği verdiniz. Textbook çoğu kişi için bir materyal olarak görülse de aslında sizin de saydığınız gibi birçok farklı
materyaller var. Bunlar printed olabilir, non-print olabilir. Both print and non-print source olabilir. Magazinler, newspaper, TV programs, işte biraz önce mesela Sevda Hocam dedi ki orada internetten girdiğimiz bir siteden aldığımız bir şey ya da bir bilgi, o anda kullandığımız bir web sitesi bile aslında bir materyal olabilir dedi. Ya da hocamız dedi ki ben o anda etrafımda bulunan objeleri, materyalleri kullanıyorum dedi gibi. Textbook tabii ki tangible olması anlamında yani dokunabiliyoruz, gayet concrete. Bizim için çoğu zaman life saver olabiliyor, hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle novice teachers dediğimiz, novice teachers neydi? Öğretmenliğe yeni başlayan kişiler için. Daha hani less experienced olan öğretmenlerimiz için bir guide niteliğinde oluyor ve aynı zamanda teacher trainer görevi de üstleniyor. Bu aslında sadece novice teachers için geçerli değil. Yani yıllar sonra bile baktığınızda ben örneğin teachers book'a bakmayı çok severim. Hiç aklıma gelmeyecek o kadar güzel şekillerde sunmam için tavsiyelerde, örnekler ya da modeller sunuyor ki o anda aslında beni eğitmiş oluyor, bana fikir vermiş oluyor. Bu anlamda iyi bir materyal. Konuyu anlatış biçimiyle aslında öğretmene yol gösterici de olacaktır tabii ki. Ve şimdi biz bir nereden geldik buralara? Approach'tan geldik, metottan geldik, syllabus tiplerini gördük, materyallere kadar geldik. Yani bütün bunların temelinde bir approach, bir theoretical background var. Ben neden İngilizce öğretmek istiyorum, nasıl öğretmek istiyorum ve end olarak ne bekliyorum, çıktı olarak ne bekliyorum. Peki bunu ben neyle sağlayacağım? Tabii ki materyallerle sağlayacağım. Aracı olacak benim bu amaçlarıma, objektiflerimi gerçekleştirmem için. Materyallerimi kullanacağım. Yani materials translate your goals, your objectives ya da your philosophy into pedagogical action diyebiliriz. Evet, şimdi bunları da söyledik. What teachers will teach, how they will teach it and even what students will learn. Bunların hepsini textbook aslında belirleyebilir. Yani daha doğrusu textbook'la manifest edebiliriz. Peki şimdi şöyle bu slide'ı göstermeden sizden rica edeyim. Textbook kullanmanın başka ne gibi avantajları vardır? Bir coursebook size ne gibi avantajlar getirir? Elif Hocam uyudu uyuyacak. Yok hocam vallahi düşünüyorum yani kahve de içtim yani. Ay biraz zaman içeceğim. Textbook yeni öğretmenliğe başlayanlar için can simidi gibi. Kesinlikle evet. Bir anlamda da yaratıcılığını da sınırlandırabiliyor ama doğru can simidi gibi de aynı zamanda çok acayip bir security sağlıyor. Hı-hı. Güzel. Başka? Meryem Hocam? Hocam hani öğrencilerin de ne yapacağımızı az çok görmelerini sağlıyor, kestirmelerini sağlıyor. Kesinlikle öğrenci için de aslında bir guidebook olmuş oluyor. Nereden geldim, nereye gidiyorum, neler yaptık, neler yapacağız? Somut bir şekilde ona da bir yol haritası çıkarıyor. Sadık Hocam? Aynı şeyleri söyleyecektim hocam. Yani şey diyecektim ben bir de bireysel öğrenme materyali olabilir mi? Yani öğrenci kendisi çalıştığı zaman kitap ona iyi bir kaynak olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle öğrencilerin kendi kendilerine çalışabilmeleri için onlara destek sağlayabilir. Ekstra materyal, aktivite, egzersiz sunabilir. Self practice için onları yönlendirebilir. Kesinlikle öyle. Başka? Ben mikrofonumu kapatamıyorum. Evet. Başka ne olabilir? Yorulduk diyorsunuz artık.
Düşünüyoruz hocam ve öyleyse yokuz. Şu anda mutluyuz. Tabii yani belli bir saatteyiz artık, bir de dersin arkasından. Zor. Tamam, peki. Şimdi, they provide structure and the syllabus for a program. Şimdi bunlar hikaye gibi, evet, ama tekrar tekrar söylüyorum. Bakın, iki soru gelecek ve yorum sorusu olarak geliyor. Ve bunlardan geliyor. O yüzden lütfen hani kafamıza yatmayan bir yer olursa da onu da tartışalım, konuşalım. They provide structure and the syllabus for a program. Yani bir course programım var ve bunun için çoğu zaman bir syllabus mahiyetinde oluyor. Keşke öyle olmasa aslında, yani çok doğru bir şey de değil. Çünkü bunu da daha önce söylemiştim. Şöyle bir yaklaşım var, belki de siz de yapacaksınız. Ben yaptım çünkü zamanında, utanarak söylüyorum. Yaptım, çok yaptım hem de. Syllabus'ı şöyle oluşturduğum zamanlar oldu. Çünkü syllabus illaki MEB'de gitmesi gerekiyor. İsteniyor yani sizden. Yani ben özel okullarda çalışırken öyleydi. Ve oturuyorduk, bayağı takvimi önümüze alıp işte kitabı da açıp böyle işte içindekiler kısmından çık 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 çık, tatilleri çıkar, sınavları koy falan filan, böyle bir işte assignment'ları yerleştir, oldu sana syllabus. Tabii doğrusu bu değil ama bir yandan da çok yanlış da değil. Neden? Çünkü siz çok güvenilir bir yerden kaynak aldığınız zaman, yani işte Oxford'un ödül almış ve hakikaten böyle çok güzel planlanmış, dizayn edilmiş bir course book'unu kullanıyorsunuz. Zaten ben o adamdan daha iyi olacak halim yok. Yani adam yılların teacher trainer'ı, işte bir sürü akademik makaleleri, araştırmaları var. Ona göre yıllarca emek verip bir kitap yazmış. Tabii ki o outline'ını, aktivitelerin dizaynını, sıralamasını, işte grading'ini ben daha iyi bilecek değilim yani. O anlamda onu alıp bir syllabus'a dönüştürebilirim. Kendimi de aklamış oldum biraz. Ama bu şekilde çok yapılıyor. They help standardize instruction. Şimdi bu noktada, bilmiyorum şu anda öğretmenlik yapanlar da bunu söyleyecektir ama benim bu çok başıma gelmiştir. Şimdi siz çok heveslisinizdir, zümreniz varsa. Bu kesin başınıza gelecek. Çok heveslisiniz. Her gün aktiviteler hazırlıyorsunuz, oyunlar hazırlıyorsunuz, şarkılar getiriyorsunuz sınıfa. Böyle bütün gece, mesela ben öyle bir öğretmendim. Annem hep derdi ki ne zaman bitecek senin bu işkencen? Her akşam kırpıyordum, kesiyordum falan filan. Ve işte niye? Onlar eğlenince siz de eğleniyorsunuz. Siz de eğlenince onlar da eğleniyor. Diğer türlü çok sıkıcı oluyor. Ama yan sınıfın öğretmenleri sizin gibi değilse, alıyorsa kitabını kolunun altına gidiyorsa, iki gün sonra şikayetler başlar. İşte Elif Hoca'nın sınıfı çok eğleniyor. Onlar şunları da yapmışlar. Her gün oyun oynuyorlar. İşte bunları da öğrenmişler. Biz niye onları öğrenmiyoruz diye şikayet başlar. Hatta veliler bile şikayete gelir. İşte Elif Hoca'nın sınıfı böyleymiş ama benim çocuğum Kevser Hoca da neden böyle derler. Ve bu durumda bakın birçok bölüm başkanı, yani bölüm başkanıyla çalışırsanız ya da zümre başkanı, bizim bölüm başkanımız şöyle derdi. Arkadaşlar, hiç kimse hiçbir kelime fazladan öğretmeyecek. Ve hiçbir worksheet, tabii bunu göreceksiniz. Bence aslında bir anlamda olması gereken de bu. Hiçbir worksheet bana gelmeden sınıflara gitmeyecek derdi. Önce benim onayımdan geçecek derdi. Buradaki amaç ne? Standardization olması. Yani standart bir, herkese eşit hak verilmek açısından. Şimdi bu durumda ne oluyor o zaman? Elif Hoca hazırladığı bütün oyunları getiriyor. Ben de tembel bir insan olarak Elif'in hazırladığı oyunları sınıfıma götürüyorum. Harika bir şey oluyor. Tabii böyle olmamalı. Zümrede bunun da bir şekilde dağılımı yapılmalı. Yani denmeli ki Elif Hoca o zaman oyunları hazırlayacak. İşte Sadık Hoca supplementary worksheet gerekiyorsa onu hazırlayacak. İşte Hacer Hoca PowerPoint'lerini hazırlayacak gibi bir iş bölümü yapılmalı. Ama bakın, eğer bir course book'a dayalı kalırsanız, herkes onu kullanırsa, buna ihtiyacınız kalmaz. Zaten standart bir eğitim uygulamış olursunuz. Ve kaliteyi arttırır mı? Evet, tabii ki siz kaliteli bir materyal kullanıyorsanız kalite de artacaktır eğitimde. Ve birçok learning resource sunacaktır tabii ki size. İçerik anlamında da, aktiviteler anlamında da sağlayacaktır. Onun yanında testler verecektir. Konu testleri olacaktır. İşte video komponentleri olacaktır. Ya da mesela benim kullandığım kitapların hepsinde ayrı bir communicative aktivite şeyleri vardı. Böyle hani kesip biçebileceğiniz, oyun haline getirebileceğiniz, işte information gap aktiviteleri mesela, kesip sınıfa dağıtabileceğiniz, bunları sağlayacaktır tabii ki. Sizin de uğraşmanızı engelleyecektir. Öğretmenler için ve öğrenciler için language model oluşturur ve input verir.
teacher trainer görevi görür demiştik. Tabii ki şimdi coursebook'lara da baktığınızda ya da birçok materyale baktığınızda işte bu flashcard'lar da olabilir. Visually appealing oluyorlar. Öğrencinin ilgisini çekiyor. Effective bir resource olacaktır. Bu Sadık Hocam'ın söylediği şey aslında self-directed learning için effective bir resource sağlayacak öğrenci için. Ve hani fikir, aktivite açısından da zengin ona göre seçeceksiniz tabii kitabınızı eğer sizin seçme hakkınız, şansınız varsa. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Benim yeğenlerim devlet okulunda okuyor. Ona rağmen kitapları hep English publisher'lardan, British publisher'lardan yasal değil anladığım kadarıyla ama yapılıyor. Yani siz de belki de müdürünüzle konuşup MEP kitabını kullanmayıp kendinize uygun bir kitap seçebilirsiniz. The teacher için manage and organize the learning process more efficiently bunu sağlar. Öğrenci açısından da bunu aslında sağlar demiştik. Bunu yine söyledi hocamız. Dedi ki John Smith'i gibidir. Öğretmenler için, özellikle novice teachers için de evet security sağlar. Önemli kararları siz vermek zorunda kalmazsınız ve yani belki de yanlış bir materyal hazırlayacak olabilirsiniz. Bunlardan sizi kurtarmış olur aslında. O yeterli skill ve confidence'a henüz sahip değilsiniz özellikle. Zaman kazandırır mı? Kesinlikle tabii ki çok büyük zaman kazandırır. Çünkü zaten içinde idealar, activity'ler, model, input bunların hepsi mevcut olduğu için tabii ki size inanılmaz zaman kazandırır. Textbook'lar dolayısıyla reference book ya da guide gibi olacaktır birçoğunuz için. Bunu da yine bir hocamız söylemişti. Öğrenciler için yine ne öğrendik, ne öğreneceğiz şeklinde progresini görebilmesi açısından çok önemli. Materyallerimizi seçerken ya da oluştururken belki de öncelikle teorimize uygun olması lazım. Yani o bizim eğitim anlayışımıza, dili ne için öğretmek istiyoruz, objektiflerimiz neyse tabii ki buna uygun materyal seçmem gerekir. Örneğin şimdi hep ELS'den örnek veriyoruz ya, ben bu arada ELS'yi çok beğenirim. Yani kendi klasmanında bence mükemmel bir kitap. Yani amacınız oysa eğer ki onun için yazılmış bir kitap, bu kadar fazla içinde sorusu olan, açıklaması olan bir kitapta ben hiç hata görmedim şu ana kadar. Ki gerçekten zilyon tane soru var içinde. Sorular çok kaliteli. Yani o kadınla tanışmayı da çok isterim açıkçası Nesibe sevgiyle. Mükemmel bir kitap olduğunu düşünüyorum o klasmanda. Ama ben communicative bir teoriyle yola çıktıysam... Amacım buysa, outcome'larım da buna yönelikse kalkıp da o kitabı uygulayamam, kullanamam, çok alakasız olur ve hiçbir işe de yaramaz. O yüzden önemli olan bizim teorimize de uyması. Öğrencinin ilgisini çekmesi tabii ki çok önemli ve şurada maintain olacak burası. İlgisini çekmesi ve ilgisini tutabilmesi, onların engage olmalarını sağlaması çok önemli ki gerçekten şimdi bize sürekli kitaplar geliyor ve yayınlarında inceliyoruz. Bazen kitabı incelerken okumaya başladığımı hissediyorum. Yani bakıyorum sayfayı çeviremiyorum. Yani ben orada aslında layout'a bakacağım, aktivitelerin dizaynına bakacağım, amaçlara bakacağım, modele bakacağım, vocabulary nasıl vermiş ona bakacağım ama bakamıyorum. O kadar güzel ki, içinde o kadar güzel bilgiler var, o kadar eğlenceli görünüyor ki bir bakıyorum kendimi kaptırmışım. Okuyorum, dinliyorum falan. Tabii ki öğrenci için de çok önemli bu. Ama öğrencinin ihtiyaçlarına cevap vermesi çok önemli. Öğrencinin getirdiklerine, yani nereden geliyor bu çocuk? Şimdi siz mesela geçen gün ben bu dersi başka bir grubumuzda anlatırken bir hocamız söylemişti. National Geographic serisini uygulamışlar. Hiç olmamış, hiç gitmemiş. Şimdi National Geographic benim bayıldığım bir seridir. Mükemmel bir kitap. Ama öğrencinizin background'ı onun için yeterli değilse, uygun değilse, yani o ana kadar hiç critical thinking yapmadı ise ya da o tarz content based bir şey yapmadıysa o öğrencinin ilgisini de çekmeyecektir ve hemen adapte de olamayacaktır öyle bir materyale gibi. Language use için example'lar, model'lar sunması, input sağlaması, efficient, sufficient input sağlaması önemli demiştik. Aktiviteler, sunduğu aktiviteler meaningful olmalı. Bazen siz kendiniz de görüyorsunuzdur. Öyle bir aktivite koyuyor ki
Yani ne yaptırmaya çalışıyor? Belli değil. O anlamda tabii ki meaningful olmalı ve real world'de karşılığı olması gerektiği, bunu sürekli söylüyoruz. Bunu da özellikle authentic materyallerle ya da authentic aktivitelerle sağlayabiliriz. Yani authentic language'i kullanması gereken aktivitelerle. Impact sağlamalı. Öğrencilerin confidence'ını geliştirmeli. Relevant ve useful olmalı içerik. Çünkü bu motivasyon için en önemli unsur aslında. İlişkili görmezse, alakalı görmezse ya da useful görmezse öğrenci tamamen motivasyonunu kaybeder. Authentic use'dan bahsettik. Individual difference, burası da çok önemli. Biz multiple intelligence'dan bahsetmiştik. Learner tiplerine daha gelmedik ama aslında neurolinguistics'te bile right brain, left brain ile ilgili konuşurken onlara da biraz değinmiştik. Her bir öğrencimiz farklı. Çünkü bir kere işte right brain dominant, left brain dominant olmasından kaynaklı olarak bir farklılık da var. Herkesin öğrenme biçimi farklı. Getirdiği strengths farklı sınıfa. Yani bir kişi matematikten anlamıyor diye o daha az zeki değildir demiştik. Kimisi communicative aktivitelerden hoşlanır. Kimisi daha intrapersonal'dır. Reflection ister. Ona işte bir journal writing ya da reflective writing aktivitesi de sunmanız gerekir. Kimisi tactile'dır. Hands-on aktiviteler eklemek gerekir. Gibi işte visual öğrenciler için bol bol visual materyal olmalıdır. Analitik öğrenci için bir puzzle koyabilirsiniz, reasoning yapabileceği aktiviteler koyabilirsiniz gibi. Bunların hepsini sizin hazırlamanız çok zor. Ama profesyonel kişiler tarafından hazırlanmış materyallerde bunların hepsini görebiliyorsunuz bir ünite içinde. Ve bu neyi sağlar tabii ki? O zaman bütün öğrencilerinizi involve edebilirsiniz. Fakat dünyanın en güzel materyalini getirin. Bu arada eller kalkmış mı sanırım? Burada bir ışıklar, yanmalar olmuş. Kalkmış ve inmiş herhalde eller. Lütfen birisi bir şey söylemek istiyorsa buyurun. Yok herhalde. Peki, bitiriyorum arkadaşlar. Dünyanın en güzel materyalini de getirseler size, ödül almış kitaplar hep böyle getirilir yayın evleri tarafından. İşte şu kadar üniversite bunu kullanıyor, bu kadar okul bunu kullanıyor. Yine de değiştirmeniz gereken yerler olur mu o kitapta ya da o materyalde? Muhakkak olacaktır. İllaki bir yerini değiştirmeniz gerekecektir. Ki bu değiştirme, yani adaptation yapma işi farklı farklı şekillerde olabilir. Bunları da yarın konuşalım. When to adapt, how to adapt materials'ı yarına bırakalım. Bir konu bütünlüğümüz olsun. Şu an girmeyelim, çok eksik ve yarım kalır. Yarın onu bitirip sonra sorularını da çözelim. Zaten 4 tane sorusu var. 2019-2020'de sorulduğu için sadece. Sonra da testing konusuyla devam ederiz. Yarın testing'e de geçeriz diye düşünüyorum bu arada. Materyal konusu kısa çünkü. Bir sorunuz var mı? Hocam bu şekildeki halini gruba atabilir misiniz? Tabii ki. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Başka bir sorumuz, maruzatımız. Arzu hal. Dilek, şikayet, istek, talep. Hiçbir yok hocam. Hiçbir yok. Bizi bırakın. Yeter diyorsunuz. Azat edin. Estağfurullah. Aradan çayımızı, kahvemizi içelim diyorsunuz. Vallahi benim de karnım guruldamaya başladı. o zaman yarın 6:30 hangisi daha iyi oldu? 6'da da başlayabiliriz bu arada istiyorsanız. Ben en son 6:30 dendiği için 6:30 dedim. Yani 6 benim için de daha uygun. Sizin için de uygunsa. Bana uygun hocam. Hocam şöyle, bizim dershanede derslerimiz bazen 6 çeyrekte bittiği için sıkıntı olabiliyor. 6:30 en azından perşembe günü için 6:30 olursa çok sevinirim. Tamam. O zaman değiştirmeyelim. Bir gün 6:30, bir gün 6 olmasın. Peki 6:30 devam. O zaman yarın da saat 6:30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bay bay. Esen kalın. İyi akşamlar. Siz de.